İyi akşamlar. Bugün 16 Şubat 2018 Cuma. Bu akşam Radyo Tuncu'da değerli bir ismi ağırlıyoruz. Araştırmacı, stratejist, Türkiye'nin en çok okunan kitapları yazarı. Sayın Hüseyin Hakkı Kahveci, Ankara'dan katılıyor canlı yayınımıza. İyi akşamlar Sayın Hüseyin Hakkı Kahveci. Merhaba, merhaba. İyi akşamlar, iyi akşamlar Türkiye, iyi akşamlar dünya. Her nerede ne mutlu Türk'üm diyene, vatan ve millet aşkıyla kalbi atanların, Atatürk diyenlerin hepsine selam olsun. İyi akşamlar efendim. Ne güzel sizinle bir arada olmak. Tanıyanlar çok, aralarında tanımayanlar var. Bugün sizi tanıyacak olanlar da var. Siz Ankara'dasınız. Neden Ankara'dasınız? Şimdi şöyle bir latifeli anlatayım biraz bu olayı. Ankara'dan kurtulmak için çok şey yaptım aslında hayatımda. Yani mesela Antalya'da geçen bir dönem var. Eğitim hayatım hem yurt dışında, hem doğuda, hem batının hem batısında, hem doğunun hem doğusunda. İki ayrı bir kere geçti. Onun haricinde iş hayatımda Türkiye'de İstanbul, Antalya eksenli olarak tabii bir de Ankara dahil olmak üzere bulunduğum konu sebebiyle o şekilde olmak zorunda kaldık. Ben hep Ankara'dan uzak kalmak istedim. Yani Ankara ne bileyim. Bana soğuk geliyordu Ankara. Fakat ne yaptıysam, nereye gittiysem. Ben yurt dışında da görevler yaptım. Çalıştım ben. Yönetici olarak, büro olarak. Maalesef dönüp dolaşıp buraya geldik. Acayip bir durumdu. Bir gün tabii bu işlerle ilgilenen bir arkadaşımız var. Dedi ki ne yap, nereye gidersen. Git dönüp dolaşıp gelecek oldun. Gel Ankara. Ya dedim kurtulmak istiyorum ben. Ankara dışında başka bir yerde yaşamak istiyorum. Mümkün değil dedi. Senin dedi göbek bağım burayla kesilmiş. Evet. Derz etme bir tabir. Tabii bu süreçlerin şöyle bir detayı var ben. Ben İstanbul doğumluyum. Trabzon nüfusuna kayıtlıyım. Babam annem Trabzonlu. Nüfus olarak orası İstanbul Bakırköy doğumluyum. Annemin görevi sebebiyle Çorlu Tekirdağ'da çocukluğumun bir kısmı geçti. Sonra babamın sivil hayata geçmesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde geçen bir çocukluk döneminden sonra öğretmen kökenliydi babam benim. Yani eğitim öğretmen. Lise müdür yardımcısı olarak başladı. Artık lisesi hayatında işte yurt dışında da almış olduğu görevler var. Bu süreç içerisinde biz de tabii Ankara'da kaldık hep beraber. Fakat ben 17 yaşından beri yani yaklaşık 30 senedir bir misafir gibiyim. Hiçbir zaman kendimi aidiyet noktasında hissedemedim. Çünkü devamlı hareket var. Devamlı yani bu yılları aşan bir hareket var. Yani bir haftanın tamamında kalamadığım zamanlar oluyor Ankara'da. Ama dönüp dolaşıp yine buraya geliyorum. Halbuki İstanbul'da yaşam imkanımız var. Antalya'da yaşam imkanımız var. Ama maalesef tamam bir türlü Ankara'dan kopamıyorum. Sebebine gelince bunun sebebi inisiyatör, yani taşıyıcı, süreç taşıyıcısı. Hı hı. Şimdi Türk milletinin tarihinde 5000 yıl, 10.000 yıl, kimisi 7500 yıl. Mesela dünyanın kuruluşundan bugüne aslında Türk milletinin büyük bir tarihi var. Mustafa Kemal Atatürk'ün güneş dil teorisi bize şunu gösteriyor. Dünyada konuşulan tüm dillerin kökeni temeli Türkçe ve başladığı yer Türk milleti. Dolayısıyla bu süreç içerisinde bize de bir inisiyatör, taşıyıcı görevi verildi. 15 Ocak 2018 tarihi itibariyle. Taşıyıcı, Mustafa Kemal Atatürk de bir taşıyıcıydı. Taşıyıcıydı, sürecin taşıyıcısıydı. Bu sürecin, Mustafa Kemal Atatürk'ten sonraki sürecin taşıyıcısı. Hakkı Bey, bir şey isteyebilir benim. Miyim? Hakkı Bey. Ankara'nın böyle bir önemi var. O yüzden Ankara'dan kurtaramadığımızı anladım. Ben de artık kanaat getirdim. Tamam gideceğim, geleceğim ama en sonunda Ankara'ya geleceğim. Hakkı Bey, yani, beni duyuyor musunuz? Tabii. Birazcık daha mikrofona yaklaşır mısınız? Sesiniz bir gidip geldi hiç. Evet, mikrofondayım. Mikrofona yaklaşık konuşursanız dinleyicilerimizin adına bazı sözlerimiz geride kalıyor çünkü. Buyurun. Evet, tekrar o zaman söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk de bir inisiyatör taşıyıcıydı. Ankara'yı başkent yapmasının bir sebebi vardı. Ankara'nın başkent olmasının bir özelliği var. Bu özellik henüz gizli tutuluyor. Umarım açıklanır bir gün. Yani benden önce açıklasınlar diye bekliyorum zaten. Biz de bu sürecin içerisindeki taşıyıcılardan bir tanesi olduğumuz için Ankara'dan ruhani olarak kurtulamadığımızı anladık. Yani biz kurtulsak da Ankara'ya dönüyoruz. İşte böyle. Sebebi bu Ankara. Evet. Ankara'da imza günü var. Onu da duyurmuştuk zaten dostlara. Nasıl geçiyor?
Benim bugün imza günüm yok. Zaten Ankara Uluslararası Kitap Fuarı 12. kez kapılarını açıyor. Bugün zaten açılış günü. Bugün imza günü olmaz. Ben sadece bir fuar alanına uğradım. İşte konumu yerinde göreyim diye. Çünkü dar bir alan Ankara. İstanbul'un geniş bir alan olmasına rağmen Ankara dar bir alan. Dar alanda biraz böyle sıkışıyoruz. Çünkü insanların sonuçta devamlı hareket ettiği bir alanda ister istemez her türlü hissiyatı değerlendirmek zorundasınız. Ben o dönemde bugün bir uğramıştım. Henüz açılmamıştı. Tarih itibariyle resmen açıldı. Saat 14'te açıldı falan. Ben yarın ve pazar günü imza günlerim benim. 2 gün imza atacağım. Açılışa böyle söyleyeyim. Kitap önderi açılışa en kuvvetli kalemlerini getirirler. Açılışa çünkü açılış en önemli süreçtir. Bir de kapanışa da işte diğer arkadaşlar gelirler. Açılışta dinliyoruz. Amiral olarak. Evet, çok güzel. Yarın akşam da ilk kitabımıza ait ilk konferansı. Saat 17.40'da yine Arto Kongresium Fuar Merkezi'nde vereceğiz. Doğu Kitabevi 112 numaralı statta. Yarın hem yeni çıkan, dün çıkan kitabımı, yarın sabah kargodan bekliyoruz Ankara'ya. Ve diğer kitaplarımı imzalayacağım okullar için, Ankara'da okullar için. Aslında Ankara hani biz kendi elimizde hissedeceğiz kendimize diye düşünüyoruz. Çünkü hep deplasmana gidiyoruz aslında. Bizim de turnemiz bunlar. Yani evet. Kitap fuarları. Hep deplasmana gidiyoruz. Bunların bu sefer elimizde galip geliriz diye. Çok güzel. Kitaplardan bahsettik. Dinleyicilerimize siz aktarırsanız çok sevinirim. Atatürk'ün yasaklanan kitabı. Atatürk'ün yasaklanan kitabı nızla ilgili de soru var. Onları sonra soracağım size. Dinleyicilerimiz hep merak ettiklerini bana yazıp gönderdiler soru olarak. Onları ben size soracağım ama önce bir kitapları konuşalım mı? Evet, konuşalım tabii ki. Buyurun. Şimdi dün baskıdan çıkan Atatürk ve Cumhuriyet'e kuşatma Yahuda kitabım benim 6. kitabım. Evet. Yani elinizdekilerin dışında benim 3 tane daha kitabım var. Yayınlanmış 2014 ve 2016 yıllarında Türkiye'nin ilk seçimlerde hile yapıldığını belirtir akademik kitabı bana ait. Onun haricinde Suriye Savaşı sırasında istihbarat analiz olarak yazmış olduğum 21 sayfa aşkın bir kitap var. Şu anda piyasada yok zaten o kitap. Onun için ismini vermeyeceğim. Ama bunun bir güncellemesini yapıyoruz. İzmir'den bir kitap evimiz bunu önümüzdeki aylarda milyon hedefiyle yani 1 milyon civarında bir satış hedefiyle sadece sokak kitaplığı diye bir şey oluşturduk. Çünkü bizim yazmış olduğumuz kitaplara sokaktaki insanlar ulaşamıyor. Yani maddi durumu çok iyi olan insanlar gelip kitap evlerinden, AVM'lerden reklam yapmayalım, işte ne bileyim önemli kitap evlerinden falan filan temin ediyor bir şekilde. Fakat maddi durumu iyi olmayan insanlar da maalesef kitap okuyamıyor ve bizim bunlara alışkanlık kazandırmamız gerekiyor. Bilgiye ulaşmaları gerekiyor. Bu yüzden ben bir karar aldım. Kitaplarımızı bundan sonra 2 ayrı kategoriye koydum. Bir kısmını sokak kitaplığı diye bir kategoride, yani sokak kitaplığı sokak insanı için değil tabii ki. Hani biraz daha uygun fiyatlı çıkacak şekilde, maliyetleri daha düşük çıkacak şekilde benim kitaplarımın insanlara ulaşması için Türkiye'de. Öyle de zaten. Evet, öyle bir çalışma yaptık. Normal diğer kitaplarımız aynı şekilde mevcut kitaplarımızdan çıkmaya devam edecek. Tüm AVM'lerde, tüm kitap evlerinde rahatlıkla bulabilecekler. Yani biz şunu istedik aslında. Yani sahafa gittiği zaman vatandaş hani okuyabileceği ve bilgiye ulaşabileceği uygun fiyatlı kitap arıyor. O 25 lira, 30 lira veremiyor. Ama ben bugün 30 lira, 35 lira fiyatı olan bir kitap evinde fiyatı olan bir kitabı 20 liraya sokakta hani maliyetleri daha düşük olduğu için sergilerde satıyorlar biliyorsunuz. İşte, evet. Yaz aylarında turistik yerlerde satıyorlar şeklinde. Ve bir lansman yaptık. Önümüzdeki aylarda o taraftan bir kitabımız çıkacak. Onun haricinde kesin sözleşmesini imzaladığımız mevcut Rabıta Uğur Mumcu'dan sonra kitabımızın Mısır ve İran çevirileri başladı. Fars ve Arap çevirileri başladı. Rabıta'ya çok özellikle itibar gösteriyorlar. Nasip olursa önümüzdeki günlerde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde oraylarını beklediğimiz bazı kitaplarımız var. Atatürk'ün yasaklanan kitabı ve Rabıta Amerika'daki üniversite kütüphanelerinde doktora tezleri için. Evet, onu dün paylaşmıştım. Evet. Ha, onun haricinde bundan önceki kitaplarımın tamamı da WikiLeaks'te yer almıştım. Türkiye'de kitapları WikiLeaks'e girmiş tek yazar bir
bilinçte hiçbir yazarın kitabını göremezsiniz. Bir tek benim kitabımı almışlar güzel güzel istihbaratlar, incelemişler, tercüme etmişler ve dosya yapıp işte neyse kendi istihbarat birimlerine göndermişler bu şekilde. Ben bağımsız bir insanım. Benim bir felsefem var. Ben ilk önce Türk'üm. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim. Ben Türk'üm. Bunu onurla ve gururla Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği kadar gururla söylüyorum. Evet. Ben Atatürk'üm. Atatürkçülüğün iki doktrini olduğuna inananlardanım. Birisi ata boşluk Türkçülük, birisi de Atatürkçülük. Atatürkçülük bir devlet yönetim algoritması, bir devlet yönetim sistemi. Yani bunu maalesef bugüne kadar 70 milyon içerisinde Atatürkçüyüm diyen birçok insanın da anlamadığını düşünüyorum. Onun haricinde bazı partilerin tekerlerinde Atatürk'ün olmasından ciddi rahatsızım ve partisi Atatürkçülük bayrağı açmış birisi. Hem sosyal medyadan hem televizyon programlarından bunu şiddetle savunuyorum. Çünkü bugün Türkiye'deki başarısızlıkların temeli ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maalesef bugünleri yaşaması, 1938 sonrası partili Atatürkçülük, yani Atatürk'ün bir parti içerisinde sıkıştırılmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün Türkiye'de nereye giderseniz gidin Atatürk'ün ismi bilmeyen hiç kimse yok. İlkokul birindeki çocuk, okuma yazması olmayan kadın, amca, teyze, dayı neyse kim varsa köyünde, dağında, tepesinde. Böyle bir ülkede Atatürk iktidar olamıyorsa burada partisel bir hata var demektir. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün de kendisinin bu yönde beyanları var. Hani bırakmış olduğu partini. Kendi partisi, kendisinin partisi olup kalıp kalmayacağını bilmediğini söylemişti. Şimdi partisiz Atatürkçülük şu demek. Partisiz Atatürkçülük millet meclisinde veya siyasal hayatta yer alan partilerin birinci maddesinin Atatürkçülük olması demek. Bunun yazıyla değil, gönülle ve Atatürkçü devlet doktrini dediğimiz Atatürk'ün devlet algoritmasını, yani o gün kurulmuş olan devletin algoritması zaten önümüzdeki 300 yıla hitap edecek şekilde bir devlet kurmuşlar. Yani böyle bir yapısı var devletin. Ve tekrardan bu şekilde yönetilmesi. Yani şöyle bir şey düşünün. 1937'de savaş uçağı, yolcu uçağı üretebilen bir Türkiye Cumhuriyeti'ne bugün gelmiş olduğumuz noktada rüşvet karşılığı uçak satın alıyoruz. Yani çok afaki bir şey. Ben şöyle söylüyorum. 1938 9 Kasım gecesi vefat etmişti. O günden bugüne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler, buna İsmet İnönü, Celal Bayar hepsi dahil. Hiç açık ve net, herkesle de tartışır bunu. Demireli, Erbakan'ı, efendim Türkeş'i, ne bileyim, Menderes'i, Özal'ı, Erdoğan, hiçbirisinin devlet yönetme kabiliyeti yok. Bunlar Atatürkçü, yani Atatürk devlet algoritmasını yönetebilecek kabiliyetli insanlar değildir. Evet. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1938'den sonra şirazesinden iyicene bir şekilde kaydırıldı. Ve bunun bugün gelmiş olduğumuz noktada bugün bunları tartışıyoruz. Tartışıyoruz ama çözümleri çok insan söylemiyor. Ben de çözümleri kitaplarımda aktarmaya çalışıyorum. Çözümün ne olduğunu aktarmaya çalışıyorum. Sebep-sonuç ilişkisini insanların anlamaya çalışmasını uğraşıyorum. Ben 2009 yılından beri gazetecilik ve çalışma hayatımda yasaklıyım. Yani öyle mi? Muhalif oldum. Tabii tabii. Ben 2009 yılından beri tüm siyasi, yani gel yasaklayayım derken böyle bir resmi yasaklık ama gel resmi olarak bize her türlü yasak var. Biz sadece kitaplar, işte yurt dışına vermiş olduğumuz şahsi danışmanlık hizmetleri ve bazen de yurt dışında gibi yapmış olduğumuz uluslararası profesyonel görevlerle ayakta kaldık bugüne kadar. Yani bugünden sonra ben sadece kitaplar ve yapmaya çalıştığım büyük bir platform üzerinde büyük bir siyasi hareketin başlaması gerektiğini ve bu siyasi hareketin kesinlikle bağımsız bir siyasi hareket olması gerektiği, eski siyasilerin hiçbirisinin içinde olmaması gerektiği, rahmet Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Türk Cumhuriyeti vatandaşlarıyla olması gerektiği bilincinde olan birisi. Böyle bir çalışma yapmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Bunun için zaten Atam TV platformunu kurduk. Kitaplarımızdaki bilgilerin hepsi belgeye dayanır. Ben kimseden dosya alıp yazan birisi değil. Bu şekilde çalışma gayreti içerisinde devam ediyoruz. Kitaplarımıza gelince Rabıta Uğur Mumcu'dan sonra Rabıta 1960'lı yıllarda Suudi Arabistan'da kurulmuş bir örgüt. Normalde baktığınız zaman gayet şey bir örgüt. Nasıl söyleyeyim? İşte dini duraktan bir örgüt. Hani böyle bir radikalizm görüntüsü yok. Fakat örgütün bir özelliği İngiltere merkezli olması. Mısır ihvanı Pakistan şeriatıyla, yani Pakistan cemaati müslümini ve Endonezya hilafet isteyen İngiltere merkezli örgütlenmiş olan tüm örgütleriyle, illegal örgütleriyle beraberler. Şimdi Rahat'ı aslında 19 Mayıs 1919'a karşı 19 Mayıs'ta 19 Mayıs günü kurulan bir örgüt. Çok dikkat
Cumhuriyet Devleti'ne karşı kurulmuş bir örgüttür şu anda. Aynı şekilde İhvan-ı Müslim dediğimiz Mısır İhvan'ı da 1928'de Basra'da bir İngiliz petrol rafinerisinde İngilizlerin yaptığı bir camide kurulmuştur. Bunların da ilk hedefi kefere, kafir Atatürk Devleti'ni yıkmaktır. İlk maddeleri bu. Aynı şekilde Cemaat-ı İslami Pakistan'da, efendim söyleyeyim, Endonezya'da vesaire. Ümmetçilik adı altında İngiliz İslam'ın genel temsili içerisinde tam dünya üzerinde İslam'ı yaymak veya İslam muktedir kurmak veya İslam ümmeti yaratmak değil. İngiltere'nin istediği şekilde geri kalmış Müslüman ülkeler kolonileri yaratmak için bizzat İngilizler tarafından, İngiliz istihbarat tarafından kurulmuş ki İngiltere'nin bizim Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı dönemindeki başbakanları Yahudidir. Ve bu Yahudi başbakanları tarafından bu süreçler dizayn edilmiştir. Şu anda da İngiltere Kraliyet ailesi Yahudi bir yerini almaktadır. Biliyorsunuz soy anneden devam etmektedir Yahudilikte. Yani İngiliz Kraliyet ailesinin soyu bundan sonra Yahudilikten devam edecektir. Kraliyet soyu. Bu da ana imparatorluğun yani dünya imparatorluğu için bir adım atmasıdır. Siyonistlerin, Siyonların ya da Simonların. Şimdi rabıtaya baktığınız zaman rabıtada işte Türkiye'de Ali Fatih'i göreceksiniz. Yasin El-Kadir üzerinden milyarlarca dolarlık paraların nasıl gidip geldiğini, nasıl örgütlendiklerini, işte Milliyetçi Hareket adı altındaki yapılanmaların aslında nasıl Suudi Arabistan finansmanıyla İngiltere desteğiyle oluştuğu, aynı şekilde muhafazakarlık konseptini, bunların hepsini göreceksiniz. Rabıtanın 1976 yılında almış olduğu kararlar var. 16 maddede biz bunları topladık zaten. Bu kararların tamamı şu anda Cumhuriyet Devleti'ne bizatihi uygulanmış durumda. Uygulanıyor, adım adım da hazmettirilmeye çalışıyor. Özellikle son günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan tarafından topraklarda dünyada bir devrime ihtiyaç var cümlesine. Evet. Yaklaşık 10 yıldır söylediğim bir cümledir. İran-İslam devrimi süreci, İran-İslam devrimi sürecinde İngiliz operasyonu. İran-İslam devrimi bir İngiliz, Anglo-Sakson operasyonu. Onlar İngiliz İslamcılarıdır. Yani İslam dininin temsilcisi İngilizlerdir. Şimdi nasıl oluyor İslam dininin temsilcisi İngilizlerdir? Vahdettin İngiltere'ye kaçmıştır. Saltanat, yani ümmet, Ali Osmani saltanat tahtı İngiltere'nin ukdesindedir. İngiliz kraliyet ailesinin elinin altındadır. Ama bundan daha öncesi vardı bunun kitaplarında yazdım. 1820'lerde falan Abdülmecit olması lazım. İngiltere ziyareti sırasında Kraliçeyi ziyaret ederek, Kraliçe konu olarak Diz Bağlatışan'ın adı altında İsa'ya İngiltere Kraliçesi'ne bağlılık yemini yapmış ve hizmet yemini de bulmuş. Osmanlı Sülalesi söylüyorlar. 1800'lü yıllardan itibaren. Zaten görevleri nedir? Türk milletini ve Türk soyunu topraklarda yok etmiş. Tabii ki Osmanlı ailesinin son dönemdeki 1837'den sonraki görevi budur. İngilizlerden bu görevi almıştır. Osmanlı ailesi 1700'ler, 1600'lerden sonra artık yani Türklüğünü tamamen kaybetmiştir. Ki bir örnek vereceğim size. İkinci Mahmut annesi ölüm döşeğinde. Annesini ziyarete gidiyor. Anneciğim diyor ne istiyorsun? Yani son nefesini vereceksin diyor. Ben de ne emrediyorsun onu işte yerine getireceğim. Aynen söylediği söz annesi. Bana bir Katolik papazı çağırın. Günah çıkartacağım. Ve nitekim Katolik papazı çağırmıştır. Günah çıkartmıştır. Bir daha saray böyle bir şeye müsaade etmemiştir. Yani bahsettiğimiz mevzu bugün İngiltere Kraliyet ailesi dediğimiz aile tüm Turan, tüm Türk coğrafyasına çok büyük bedel ödemiştir. 1700'lü yıllardan itibaren. Tek kazanan kişi İngiltere Kraliyetine karşı, İngilizlere karşı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sadece Anadolu'da değil. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan devletler, Lozan'dan sonra kurulan ve bağımsızlığını ilan eden tüm dünya devletlerinin temelinde Mustafa Kemal Atatürk'ün güvenlik teorileri ve devlet teorisi vardır ki güneşi batmayan imparatorluğun güneşini Mustafa Kemal Atatürk savaşmadan diplomasiyle batırmıştır. Ve maalesef Türkiye'deki İngilizciler Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları olarak etrafını kuşatmışlar ve Mustafa Kemal Atatürk'ü öldürmüşlerdir. Bununla ilgili belgeler, bilgileri açık. Zaten bir kısmı Atatürk'ün yasaklanan kitabını açıyor. Halifeliğin İngilizlerin ülkesine geçmemesi için Mustafa Kemal Atatürk tarafından Millet Meclisi'nin bünyesine alınması İngiliz İslam projesine büyük bir darbe vurmuştur. Maalesef netice itibariyle bugün gelmiş olduğumuz nokta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisindeki tarikatlar, İslam anlayışı, din anlayışı İngiliz İslam'dır.
Evet. Yani bunun bizim peygamberimizin veya işte inananlar için söyleyeyim. Peygamberin bıraktığı İslam'da hiçbir alakası yok. Alakası. Bu Alevi için de geçerlidir. Bakın söylüyorum. Sünni için de geçerlidir. Şii için de geçerlidir. Bunların hepsi İngiliz İslam. Şimdi Alevilik meselesi. Alevilik bir sufilik. Ama Aleviliği hani mezhep noktasında baktığınız zaman, İslam'ın bir mezhebi olarak baktığınız zaman, bu da bir tarafından İngiliz İslam'ına kayma yapmaktadır. Tamam. Yani durum budur. Netice itibariyle bugün dünya üzerinde şu anda yaşamış olduğumuz Türkiye'deki sürecin perde gerisinde de Siyonist İngiltere ve Evangelist Amerika ikisinin genel toplamı Siyonist Evangelist İsrail. Çünkü İsrail bu bölgeye gelmesin diye Mustafa Kemal Atatürk canını feda etmişti. Evet. Yahudilerin çok önemli adamlarından bir tanesi. Mason Hocası Başkanı. Biz Mustafa Kemal'in etrafını kuşattık. Alkışlarla kendisini kandırmayı başardık. Kendisi de bize sessiz ve derinden fark etmeden nefesini verdi. Teslim etti bedenini. Cümlesini söylemiştir ki çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk öldükten sonra cesedi yani bedeni niçin günlerce bekletildi? Niçin etnografiye defnedilmeden önce tahnite uğrayıp ondan sonra etnografiye defnedildi? Niçin etnografiyadan Ankara'ya defnedildi? Bakın kaç yıl bir bedene yapılan zulümdür. Şimdi böyle bir şey yok. Evet. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün de böyle bir şeyden haberi yok. Ölmüş artık. Tamam. Evet. Ama birileri Mustafa Kemal Atatürk'ü din karşıtı, işte ne bileyim Allah karşıtı, peygamber karşıtı göstermek evet. için müthiş bir süreç izliyor. Kim izliyor bunu? İngiliz iddiatçıları. Bu kadar basit. İngiliz muhitler cemiyeti izliyor. Bu kadar basit. Bunu nereden biliyor? Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti Ankara yapılmasının sebebi Siyonların, Simonların, işte şeylerin, Bedirhanların, farklı dinlerin uzak durmasını sağlıyor. Ama ne yapıyor karşı taraf? Rahatsızlığını göze alıp etmeyerek Mustafa Kemal Atatürk'ü İstanbul'a sıkıştırıyor. Tek başına bakıyor. Bakın adam hasta haliyle güvenini o kadar kaybetmiş ki gidiyor Mersin'de, ordunun evet. geçit töreninin başında duruyor. Evet. Bunlar şaka falan değil. Bunlar gerçek. Yani. Bunlar gerçek. Tek bir adamdı, tek başına geldi, tek başına gitti. Aynı hatalar tabii tekerrür etmeyecek. Tarih tekerrürden ibaret. Fakat maalesef Türkiye böyle bir süreç yaşadı. Bunların bir kısmı Atatürk gün yasaklanan kitabımızda var. Bir kısmını da nasip olursa bu sene üst üste çıkartmayı düşünüyoruz. Çünkü zaman daralıyor. Çünkü kilit nokta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaşaması için kilit nokta Mustafa Kemal Atatürk'ün sistematik ve stratejik bakışını analiz edebilmek. Türkiye'de de bunu benden başka yapabilen yok. Yani herkes Atatürk kitabı yazıyor ama biz farklı bir Atatürk kitabı evet. yazıyoruz. Bunu da okuyucular zaten biliyorduk. Biz Atatürk'ün inkılaplarını, devrimlerini, nerede ne yemek yediğini, nerede ne söylediğini çok nadir kullanırız. Biz sistematik, stratejik bakış açısını kullanırız. Yani biz bunları açıklamaya çalışıyoruz. Bir düşünsel kabiliyeti ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Maalesef Türkiye'de işte herkes Mustafa Kemal Atatürk diye bir kitap çıkartıyor. Başına Atatürk resmini koyuyor. Ne yazıyor içinde bunu? İşte Atatürk orada o savaşı kazandı, bunda bu savaşı kazandı, orada on dedi, bunda bunu dedi. Ya arkadaş, biz bunların hepsini okuduk. Nerede okuduk biz bunların hepsini? İnkılap tarihinde okuduk, orada okuduk. Sen bunu kalkıp nasıl Atatürk'üm diye vatandaşın önüne sürersin? Ben vatandaşa da hayret ediyorum. Koşa koşa gidiyorlar. Evet. Ya bunu okudunuz zaten, bunu biliyorsunuz. Neye gidiyorsunuz? Okumak istediğiniz bu mu? Ha siz bu şekilde okumaya devam ettiğiniz takdirde karşı taraf kazanmaya devam edecek. Çünkü Atatürk'ün sistematik bakışını, Atatürk'ün devlet algoritmasını anlatan bizden başka kimse yok. Zaten anlatabilecek kabiliyette de kimse yok. Evet. Yani yok. Bugünlere ışıkta ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Ey Türkoğlu diyor, kendi kanından olmayanı başına oturtma diyor. Ne demek? Kendi kanından. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmiş Türk var mı? Yok. Başımızda da oturuyorlar zaten. Ha şimdi bir şey söyleyeceğim. Halkların kardeşliği. Niye kardeşim halkların kardeşliği? Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Tek devlet diyor. Nasıl diyor bunu? Tek millet diyor. Nutuk'un girişinde Büyük Türk Milleti diye başlar. Evet. Ve der ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Milleti ve Türk Ordusu kurmuştur. Bu tartışılmaz der. Evet. Sonra devam ederken Türk Ulusu diye devam eder. Ulus nedir? Hepsini içine alır. Hepsini. Ama bakın 1938'den sonra 1941'de Siyon protokolleri, Atatürk Siyon protokollerini çok iyi biliyordu. Onları da bizim başka kitaplarımızda, bu kitabımızda yani son kitabımızda dün çıkmış olan kitap,
da Sion protokollerinin 15 maddesi var. Son 15 maddesi. Yıl 1947, Sion protokollerinin 14. maddesi. Güncelleme yapıyorlar. Cumhuriyetten demokrasiye geçilecek. O tarihte dünyada kaç tane cumhuriyet var ya? Türkiye Cumhuriyeti yok ki. Kim geçiyor cumhuriyetten demokrasiye? İsmet İnönü. Kiminle? Celal Bayar'la. Türkiye Cumhuriyeti temellerini sarsmışlardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Atatürk'ün temellerini sarsmışlardı. Zaten onlardan sonra gelenler de aynen onların yol takipçileridir. Yani hani bahsederler ya, derler ya, derin devlet. İşte evet. Derin devlet dediğimiz yapı, kendi oluşturdukları yapının devamı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda olması, bir Turgut Özal'ın olması vesaire vesaire. Buna karşı koymaya çalışsa da 70'lerden sonra gelen eski liderler 80'li yıllarda Türkiye'yi ekonomiyle terbiye etmişlerdir. Maalesef çünkü o dönemlerde, şimdi İngilizlerin siyasetinin en önemli özelliği şudur. İçerideki parayı emerek vatandaşı mağdur ediyorlar. İçerideki parayı emiyorlar. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisindeki para emilmiştir. İşte Maradası belgeleri çıktı, hadi birisi itiraz etsin. Kimse itiraz edemez. Her şey ortada. Yani işte Türkeş öldüğünde İngiltere'de hesapları çıktı. Bugün Türkeş'in bir kızı Amerika'da da yaşıyor. Erbakan'ın bir kızı Amerika'da yaşıyor. Yani biz bu siyasi liderlerle yol yürüdük. İşte şeyi biliyoruz. Turgut Özal'ın çocuklarını biliyoruz. Ya da Turgut Özal'ın çocuklarını biliyoruz. Vesaire vesaire vesaire. Yani 17 senesi cephelerde geçmiş bir Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyorum. Şimdi ben Mustafa Kemal Atatürk'ün geçenlerde yazdım bunu. Kendi vasiyetlerinden bir tanesinde bazı organlarının saklanmasını istemiştir kendisi bizzat. Söyleyeyim ben size. Bunun sebebi de sorulduğunda kendisine bir gün gelir Türk gençliğini açıklarsın. Aslında zehirlendiğinin ispatı. Yani öldürüldüğünün ispatı ve şunu demeye çalışıyor. Beni öldürdüler milletim. Beni sizden kopardılar. Ben daha çok şey yapacaktım. Beni sizden kopardılar ve Türk milletinin, Türk devletinin gelişmesini, büyümesini engellediler. Bunu demek istiyorum. Ben de size bunu soracaktım. Vefatından sonraki o ilk süreci anlattığınız anda zaten aklıma geldi ama sizi kesmek istemedim. Atatürk'ün öldürüldüğüne dair. Bunu konuşan bazı kişiler var. Çok fazla dillendirilmese de size soracağım. Atatürk öldürüldü mü? Evet, kesin öldürüldü. Dinleyicilerimin de bunu çok merak ettiğini biliyorum. Bir türlü çok böyle ortada söylenmiyor ama bana şahsen radyoda yayınlamamız için bizzat gelip Gülay Hanım böyle belgeler var elimizde diye ama ben teyit edecek bir durumda olmadığım için de herhangi bir şey yapamadım. Onun için sordum size. Şimdi Atatürk'ün öldürüldüğüne dair muammayı aslında açan süreç 1948 yılında Bulgar Mason Lojası Başkanı Yahudi birisinin anıları kitabında yayınlanıyor. Biz öldürdük diyorlar zaten. Ve bunun kararında Kremlin sessizce bu işin içinde olma gereği var. Stalin meselesi, söylediğimiz gibi o tarihlerde. Aynı şekilde %100 İngiltere Kraliyet ailesi, İngiltere'nin Türkiye'deki muhipler cemiyeti üyeleri ki bunlar Kurtuluş Savaşı'nda savaş verildiği zaman çoğu Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında sapmış kişilerdir. Öyle söyleyeyim ben size. Bir kısmı da başından beri Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında sapmışlardır. Yani bunların hepsini şu anda çok fazla açıklamak istemiyorum. Çünkü Türkiye'yi sarsacak açıklamalardan şimdilik uzak duruyorum. Birçok konuyu zaten kitaplarda yazıyoruz. Ben bunun bir kısmını Atatürk'ün Yasaklanan kitabında açık ettim. Yani bazı imalarda bulundum. İsim vermemeye çalıştım. Zaten burada söylediğiniz kesin söz yeterli. Kesin şu olaydan ortaya çıktıktan sonra şu. Tunceli harekatı için Mustafa Kemal Atatürk'ün Tunceli'ye gidip askeri harekatı yönettiğini biliyoruz. Evet. Evet. Peki İsmet İnönü niye? Deniz Çakma, Celal Bayar'a niye gidiyor? Dahası var. Ordu içerisindeki bir gruba da güvenmiyor. Büyük bir gruba güvenmiyor. Deniz Çakmak başarı orayı kontrol ediyor ama ki sonraki süreçte Deniz Çakma İsmet İnönü tarafından devrilmesi Türkiye'nin temellerini yıkıyor zaten. Deniz Çakmak direniyor. Amerikan Marshall yardımlarına, İngilizlerle ortak çıkılmasına, her şeye karşı çıkıyor. Ondan sonra Deniz Çakmak'ı deviriyorlar zaten. Deniz Çakmak tek kalır. Ve Ergenekon Balyoz darbe süreciyle 1942'de Deniz Çakmak üzerinden hesapta İnönü'ye darbe planlaması iddiası aynı plandır. Ben size söyleyeyim ki bizzat o tarihte de bu planın o gün devleti yönetenler tarafından yapıldı ve Deniz Çakmak hiçbir suçunun, günahının olmadığını çok iyi biliyoruz.
ki Tuzu Liberman anıları içerisindeki General Rıfat Atilhan'a çok fazla saldırılıyor. Ki General Rıfat Atilhan bir istihbarat subayı ve Atatürk'le defalarca görüşmüş. Atatürk tarafından bizzat yazısız emirlerle çeşitli görevlere gönderilmiş birisi. Yani bilin ki Atatürk'e kim saldırıyorsa bir, Türk değil. Evet. İki, İngiliz Muhipler Cemiyeti ya da Amerikan Muhipler Cemiyeti ya da Kürt Teali Cemiyeti ya da bilmem ne İslam Cemiyeti'nin gizli üyesi. Kriptodur. Tamam mı? Her kim, ben Türk'üm. Hangi Türk'üm? Ben atadan Türk'üm. O ne demek? Atatürk'üm. Ben Atatürkçülük yapıyorum diye. Ben, bana ırkçı deniyorsa varsın desinler, evet ben ırkçıyım. Evet. Evet ben ırkçıyım. Ben söylüyorum. Ben ırkçıyım. Açık net söylüyorum. Televizyonda da söylüyorum bunu. Her yerde de söylüyorum. Evet ben ırkçıyım. Ben Atatürkçü, atadan Türk'ü olduğum için ve Atatürkçülük teorisi, doktrini, devlet algoritması ki bunu ben inceledim, biz inceledik. Bununla ilgili yazılmış bir kitap da var. Ben kendi arkadaşıma yazdırdım bunu. Benim zamanım yoktu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Huntürk'ten Göktürk'e geçinirken kurulmuş olan Göktürk Devleti'nin birebir kopyasıdır. Terör üzerine kurulmuştur. Türk milleti tarafından Türk devleti olarak kurulmuştur. Şimdi ben atadan Türkçüyüm. Bakın atadan Türk'üm ne demek? Ya benim babam Türk, ne yapacağım yani? Benim dedem Türk, ne yapmam lazım? Evet. Kendimi mi inkar edeyim? Türk'üm. Efendim bunu çok söyleyemezsin. Bugün niye? Bakın siyaset, sanat, magazin, medya hiçbirisi Türk değil, hiçbirisi de Atatürkçü değildir. Hepsi 200'lü sahtekardır. Hepsini de ispatlarız. Yani kimsenin geçmişi, kökeni beni ilgilendirmiyor ama yeter. Yeter ya Türk milletinin ensesine 1938'den beri vura 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 önündeki ekmeği aldınız, oturup keyif satıyorsunuz. Türk milleti veya cumhuriyetçi veya Atatürkçüler fark etmiyor kimse. Tamam mı? Yani o tarafa gönül bağı olanlar 15 senedir bu ülkede balataya yatırılmış, dövülüyor. Hangi medya organı sahip çıkıyor? Ne yazık ki yok. Peki bir dakika, bir soru soracağız. Erdoğan'a iktidar yolunu açan gazeteci kim? Ben de gazetecilik yapıyorum 15 senedir. Erdoğan'a iktidar yolunu açan gazeteci kim? Çocuğun adı. Değerli izleyiciler. İçki skandalını manşetlere taşıyan Uğur Dündar değil mi? Evet. Erdoğan'ı televizyonlara çıkartıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için lansman yapan Uğur Dündar değil mi? Şimdi niye Erdoğan'a kızıyorsunuz ki? Bizim kızmamız gereken Erdoğan değil ki. Uğur Dündar'a sorduk mu bunu? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Ne yaptın? Sormadım. Geçtik. Peki herkes Kılıçdaroğlu'na kızıyor değil mi şimdi? Vay evet. Demokrat değil, senden böyle olmaz, çek git, bırak, parti imanı. Değil mi? Doğru değil mi? Böyle. Peki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adı altında Kılıçdaroğlu ile Melik Gökçe'ye karşı karşıya gelir. Lansman yapan kim? Uğur Dündar. İşim konuşuyoruz burada. Peki çok güzel. Uğur Bey'e niye sormuyorsunuz ya? Niye alkışlıyorsunuz Uğur Bey'i? Yani bunun sorulacak olduğu adres vatandaşın kendisi değil kardeşim. Sen bunları yaparken neye dayanarak yaptın? İyi yaptın. Bu tabloda emeğin var mı? Var. Bir kardeşim sen niye kalkın? Tamam mı? Şimdi kendi kendine bir özveriyle. Yani nasıl diyebilirsin ki sen? Sen bu sürecin içerisinde en önemli işi yapmış durumdasın zaten. Bugün Türkiye'de medya, siyaset, ticaret, her şey aklınıza ne geliyorsa Mustafa Kemal Atatürk dönemindekinin tam 360 derece tersi, daha mı Türk milletini veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti veya Türkiye'ye ait olan hiçbir şey kalmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Türkiye'ye ait olan hiçbir şey kalmamıştı. Olacak mıdır? Olacaktır. Çok acı olacaktır. Çok sert olacaktır. Evet. Çok kanlı olacaktır. Hepsi tekrar Türkiye'ye ait olacaktır. Bu sefer bir daha sülük gibi kimse taşınmayacak. Taşınmayacak, evet. Öyle 1000 senedir sülük gibi tepemizde, sırtımızda taşıdığımız kim var, kim yok. Ya adam gibi oturup Atatürk'ün çizmiş olduğu büyük Türk ulusu ekseninde yaşamaya devam ederler ya da yaşamazlarsa zaten kendileri bilir. Ben bunları soruyorum. Buyurun. Surinam'dan Meltem Karakoy'un Atatürk'ün şöyle yazıyor. Atatürk'ün öldürüldüğüne artık çok inanıyorum. Sizin sözünüzden sonra yorum yazmış. Bunun resmi kanıtları ya da tanıkları var mı? Lütfen anlatınız diyor ama siz zaten nerelerde bahsettiğinizi ve fazla anlatmak istemediğinizi söylemiştiniz. Buyurun. Evet, şimdi izleyiciyle seyircinin şunu bilmesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar.
Bizler her şeyi açık etmeyiz. Biz sizin anlayacağınız şekilde bazı şeyleri söyleriz. Bu riski alırız. Ama her şeyi, her belgeyi açık etmeyiz. Niye açık etmeyiz biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Biz bu belgeleri zaten kitaplarda kullanıyoruz. Mesela evet. Çıkacak olan kitapta ben bugünden ismini vereyim. 18 yasaklandı, 38 öldürüldü, 2018 silindi. MKA. Tamam mı? İsmini vereyim. Böyle bir kitap çalışmam lazım. Burada yaklaşık olarak 23 sayfa civarında kitapta nasıl, hangi operasyonlarla, kim, kimler tarafından, ki ben bugün bir isim daha vereyim hadi. Berger Keresteciyan. Süreçteki, Atatürk'ün ölümündeki en önemli isimlerden birisi Berger Keresteciyan. Kim bu Berger Keresteciyan? Osmanlı Bankası müdürü. Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e borç veren kişi. Evet. Tamam. Şimdi neden böyle bir şüpheye kapıldık bu kişi? Yani belgeler, tamam zehirlendiği belgeleri var. Bunu biliyoruz. Orada bir sorun yok. Neden böyle bir şeye kapıldık? Mesela halde edip adı var. Niye kaçtı Türkiye'den? Bunlar önemli bilgiler. Tamam mı? Halde edip adı var. Değil mi? Evet. Biliyoruz halde edip. Niye kaçtı? Niye döndü? Bu soruların cevaplarını zaten açıklayacağız. Bazı örnekler veriyorum. Yani bu kuşatma Mustafa Kemal Atatürk bu kuşatmayı yarmak için uğraştı. Fakat etrafında kendisiyle beraber bu kuşatmayı engelleyecek kimse kalmamıştı. Ha bu bize ders oldu. Kime ders oldu? Türk hafanlık tecrübesine. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk de bir Türk hafanıdır. Hem devlet adamıdır hem bir maraşaldır. Maraş generalidir ki bu çok önemli bir sözdür. Dünyada hem devlet adamı hem savaş maraşalı olmuş çok nadir insan vardır. Onun haricinde Mustafa Kemal Atatürk'ün başka bir özelliğidir. Şu ki onlarca kitap yazmıştır. Dünyada evet. Geometri veya matematik üzerine kitap yazmıştır. Dünya siyasi hayatındaki tek devlet adamıdır. Evet. Yani bu kadar net söylüyorum. Ha, bu işin içerisindekilerden bir tanesi de odur. Ben söylüyorum size. İsim verdim mesela. Bu süreçlerin içerisinde yapılan operasyonlar var. Mesela saraya Çin'den getirilen et yiyen karıncalar var. Dolmabahçe Sarayı'nda. Mustafa Kemal Atatürk kaşınıyor. Et yiyen karıncalar basmış sarayı ve Çin'den başka hiçbir yerde yaşamıyor bunlar. Ama sarayda var. Dolmabahçe Sarayı'nda var. İlginç değil mi? Nefes abi. Gibi. Çok onun güzel. Haricinde Çin'in maddesiyle öldürüldüğünü biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü Siyon dünyasında bayramla kutlanmıştır. Aslında bunu kanlı bir bayrama çevirmişlerdir kendilerince. Hani kendilerini acıtmak için. Buna biz kristal gece diyoruz. Bu bundan sonraki süreçte kitabımızda yer alacak. Küçük İsrail'in kuruluşudur. Küçük İsrail'in kuruluşudur. Ki 1936'da Kral Edward, İngiltere Kralı Edward, Mustafa Kemal Atatürk'e gelerek İsrail'i kurmak istediklerini söylemiştir. Mustafa Kemal Atatürk kesin reddetmiştir ve demiştir ki sizi İngiltere'de de gelip yenerim demiştir. Çok net. Evet. Bu İngiliz arşivlerinde bulunmaktadır. Evet. Onun haricinde Mustafa Kemal Atatürk ölmeden İkinci Dünya Savaşı başlayamamıştır. Birinci Dünya Savaşı imparatorlukların yıkılıp parçalanması yani büyük güçlerin güçsüzleştirilmesi. İkinci Dünya Savaşı Küçük İsrail'in kuruluşu. Üçüncü Dünya Savaşı şu anda devam ettiğimiz süreçte Büyük İsrail'in kuruluşudur. Anlatabildim mi? Evet. Budur. Bu sürecin içerisinde tüm Avrupa'daki hanedanlar vardır. Bunlar zaten geçmişte de böyleydiler. Bugün de böyle var. Ki özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün şöyle bir cümlesi var. Millet Meclisi'nde çok sert bir konuşma yapıyor. Kral Edward döndükten sonra alıyor ki haber alıyor. İngilizlerin bu yönde çalışmalar yaptığına dair de çok sert bir konuşma yapıyor. Bu İngiltere'deki gazetelerde falan da yayınlanıyor. Ki biraz da güldüreceğim sizi şimdi. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki 1937 yılında ölmeden bir sene önce şimdi kendimize kafi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için İslamiyet'in mukaddes yerlerinin, Musevilerin ve Hristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız. Yani savaş açacağız. Bakın çok evet. Güzel. Bunların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyet'e lakayt olmakla itham edildik. Fakat bu ithamlara rağmen Peygamberin son arzusunun yani mukaddes toprakların daima İslam hakimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız. 1937 Türkiye Büyük Millet Meclisi Konuşması. Evet. Yeterli herhalde. Değil evet, mi? Evet.
öldürülme sebebi için yeterli değil mi? Evet, siz ipuçlarını evet. yeterli şekilde verdiniz. Sevgili Meltem Karakoy'un hazır onun sorusunu size aktarmışken, Rabıta kitabınıza dönecek olursam, Rabıta konusu bu kadar aleni bir şekilde biliniyorken, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınları neden bu konuda halka daha fazla bilgi ulaştırmaz diye soruyor. Şimdi şöyle arz edilmezse, Rahmet Uğur Mumcu'nun kitabı dosya olarak Atatürkçü bir istihbarat yetkisi tarafından dosya verildiği kesin. Yani Uğur Mumcu'nun o bilgilere haiz olması imkansız. Neden imkansız? Afganistan'ı görmemiş, Suudi Arabistan'a gitmemiş, Pakistan'da bir şeriat kongresinde bulunmamış. Dolayısıyla bunları bilmesi imkansız. Belge var, hazır gelmiş. Uğur Mumcu büyük bir hayatı risk alarak kalkmış, bunu açıklamış ve ölümüne sebep olmuş. Evet. Ben soru soracağım izleyicilerin tamamına. 1993 yılında ki ben üniversitede öğrenciydim yurt dışında, öldürülen rahmetli Uğur Mumcu'dan sonra, Türkiye'de bu kadar yazar var. Neden bir tanesi çıkıp da Uğur Mumcu'nun yazdıklarının devamını getirecek bir kitap yazmadı? O zaman Atatürkçü sayımızı anlayacağız. Hani ekranlarda gördüğümüz Atatürkçüler var ya, evet. söylüyorlar ya biz Atatürkçüyüz diye. Evet. O sayıyı tespit edeceğiz. Bu soruyu sormamın sebebi bu. 25 yıldır, Dündar da yazıyor, herkes soruyor. Niçin hiçbirisi bir Rabıta kitabı yazmadı? Son cevabını ben diyeyim. Vatandaş soracak. Vatandaş okumaya gittiği zaman hangi yazarı okuyacağını da ona soracak. Bak, evet, bilecek. Belirli süreçlerde müesses nizamın. Ve dinliyorum sizi, dinliyorum. Bir de müesses nizamın etki elemanları yapanlar nedense hiçbir süreçte herhangi bir şeye maruz kalmıyorlar. Değil mi? Evet. Herhangi bir şiddete maruz kalmıyorlar ama biz kalıyoruz. Ya ben onu hiç düşünmüştüm. Etki elemanı değilim. Eğer ben etki elemanı değiliz, kimsenin de elemanı olmadık. Evet. Sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği emri görev telakki ettik, yolumuza devam ediyoruz. Evet, hepimiz öyle bir görev üstlendik. Görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. O bahsettiğiniz isimlerden mesela Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ülkeye o kendi kafalarınca hizmet etmeye çalışmışlardı da canımızı çok sıkmışlardı. Malum Uğur Dündar'dan bahsediyorum. Sadece o bahsettiğiniz konularda değil, yakın tarihlerde de çok. Evet, şöyle bir cümle söyledim Uğur Dündar. Ekmek İhsanoğlu'na oy yani, vermeyen Atatürk'ü değildir. İşte. Çünkü. Yani Rabıta elemanı sıra kaçmışlar. Atatürk'e ihanetten dolayı, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanetten dolayı ailesi kaçıyor. 1950'lerden sonra Menderes döneminde Türkiye'ye dönüyor. Cumhurbaşkanlığı çatı adayı olarak getiriliyor, konuluyor. Ve diyor ki Uğur Dündar vermezsiniz. Hangisiniz? İşte ben... Ben o sözlerinden sonra çılgına dönmüştüm. Hatta Atatürk'ün adını ağzınıza almayın gibi haddiniz değil. Hiç kimse bize Atatürk'ün adını ağzımıza almamıza engel olamaz diye çok kızmıştım o sözlerine. Zaten uzun süreçte de hiçbir programını, hiçbir yazısını hiçbir şekilde ne okurum ne de takip ederim. Verdikleri zarar zaten yeter ama şöyle halkımıza baktığımız zaman o alkış tufanını görünce de çok üzülüyorum. Okuma durumumuz kötü. Okumuyoruz. Yani dediğiniz gibi belli yazarlar hakikaten artık kalıplaşmış. Atatürk'ün artık ezbere bildiğimiz her şeyi giriyorsunuz. Kitaplardan bilinen şeyleri okuyorsunuz. İşte burada halkı da ister istemez sorguluyorum ben açıkça. Sadece birileri yanlış yapıyor da halkın suçu yok mu? Halk da daha kafasını çalıştıracak, neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bulacak. Her şeyi de böyle ekmeğe, tencereye, yemeğe, her şeyi hazırlayacaksınız. Gel, sen yorulma, al lokmanı da ben vereyim ağzına diye çatalla yemeği ağzına vermeyeceğiz değil mi? Biraz zahmet edecekler, bir şeyleri bulacaklar yani. Doğru kaynakları bulacaklar. Hakkı Bey, biz radyoda kitap da okuyoruz. Size bahsetmiştim zaten Rabıta kitabını alınca izin de istemiştim sayfalardan alıntı yapabilir miyim diye. Kitapların tanıtımını yapıyoruz, seçiyoruz ama kitapları. Onun haricinde kitapların bazı, gerçi tamamı çok önemli ama hepsini birden
tabii ki okumak değil, alsınlar, okusunlar istiyoruz. Bazı yerlerini de okuyoruz. Şimdi neden yapıyoruz bunu? İnsanlar bilemiyorsa, hani dedim ya, sizi tanıyan çok ama tanımayan dostlarım da var. Bugün dinliyorlar mesela. Bazı sorular göndermiş o sizi tanımayan dostlarımız da. Biraz araştırmışlar çünkü bir iki gündür sizi konuştuğumuz için iki gündür araştırıp tam canlı yayın sırasında bana soruları göndermişler. Bu çok güzel bir şey. Şimdi öğrenmeye çalışmak, bilgi sahibini ama doğru şeyleri. Biz elimizden geleni yapıyoruz tabii ki bunu ama ben halkı da çok masum görmüyorum. Başka konulara geldiği zaman her şeyin artık ilmini biliyorlar. Profesör kesiliyorlar ama bilinmesi gereken bilgileri ne yazık ki bilmiyorlar. Siz veya biz doğru kaynaklardan bir şeyler bahsettiğimiz zaman da tepki veriyorlar. Nereden çıkardın bunu diyerekten. Böyle de bir tuhaf bir durumun içindeyiz. Hem öğrenmeye açık değiller, hem bilmiyorlar, hem de profesörler ama. Böyle bir sıkıntı var. Tamam birileri yanlış yapıyor da zaten birileri kendi başlarına profesör olmuş, bilgi sahibi değil. Yukarıdakiler de güdüyorlar yani. Böyle olmamalı. Geldiğimiz noktaya bir bakar mısınız? O fırsatı vermiş durumda. Evet. Sen yapacak bir şey yok. Şimdi o fırsat verildiği için yapacak çok fazla bir şey yok. İşte biz onun için zaten bugün ne dedik? Şimdi bakıyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir isim, bir devletin kurucusu. Yok o parti nerede? Yok bu parti nerede? Yok o kullanıyor, devşiriyor. Evet. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Bu adam bu ülkeyi kurmuş ya. Hepiniz o partiye hepiniz ona tabi olmanız gerekirken. Birisi benim diyor, öbürü benim diyor. İşte böyle bir saçmalık var. Onun için parti bize Atatürkçülük diye ortaya çıkıyor. Evet. Her Atatürkçüyüm diyen de Atatürkçü olmadığını zaten biliyoruz da. Adama bakacaksınız Atatürkçü olup olmadığını. Hayat çizgisi belirtir. Yaptığı işler belirtir. Gayet. Ben de söyleyeyim. Ekranda söylediği sözler belirtir. Biz de ekranlara çıkıyoruz. 500 saat üzerinde canlı yayın var. YouTube'da görebilirsiniz bizim yapmış olduğumuz ki. Evet. Natura Atam TV diye bir canlı yayın platformu üzerinden daha büyük canlı yayın yapıyor. Peki şunu sormaya çalışıyorum. Yani bunu anlamıyorum yani. Nasıl buluyorlar bunu? Nasıl böyle bir bakış açısıyla bakabiliyorlar? Tuhafıma gidiyor. Evet. Kitaplarınızdan bahsettinizdi. Bu Yeşil Hücreler kitabınız, bilgi alsam. Aslında Yeşil Hücreler şöyle. Mevcut Türkiye'de oluşmuş olan radikal İslamist yapının, yani şöyle kısa bir cümleyle aslında söyleyeyim. TC'nin El-Kaide'ci hali. Afganistanlaşan Türkiye, modern Türkiye'den Taliban Türkiye'sine gibi birebir. Onu zaten önümüzdeki aylarda Wikileaks'e düşen kitap olarak çıkartacağız. Ama şu anda benim çok değer verdiğim, çok önemli bulduğum Yahuda, Atatürk ve Cumhuriyeti Kuşatmanın, Atatürk'ün Yasaklanan kitabının, Rabıta'nın ve hepsinin bir arada okunması gerekiyor. Yani soru cevapların kafadan kalkması için hepsinin okunması gerekiyor. Bakın. Yani anlayabilmek için, net olarak anlayabilmek için hepsinin okunması gerekiyor. Şu ana kadar verdiğiniz bilgiler ışığında şöyle kendim bir yandan sizi dinliyorum, bir yandan da hakikaten bir kitaptan bir şey öğrenmek değil, orada öğrendiğinizin haricinde de terpiştirme de yapmışsınız anladığım kadarıyla. Evet. Çok merak ettim, dayanamayacağım, soracağım tabii ki. Arkadaşıma vaktim yoktu, yazdırdım. Evet. O kitabın adını alamayacak mıyım? Töreden Cumhuriyete Erol Karabulut, yine Doğu Kitabevi'nin yayınıdır. Töreden Cumhuriyete, Erol Karabulut'un kitabı Töreden Cumhuriyete. Cumhuriyeti devleti töre üstüne kurulmuştu. Çok kısa bilgiler vereceğim. Hı hı. Aramız var mı bu arada? Tabii biraz daha devam edebiliriz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında hiç kesmeyeceğim. Bir İskoç Yahudisi ve Mason Mazini'ye bir mektup yazıyor. 3 maddelik bir mektup. 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, 3. Dünya Savaşı. Yıl 1841 tahmin ediyorum. Yani onun önümüzdeki günlerde kitabımızı alacağız. Diyor ki mektubunda Albert Pike. Ya diyor arkadaşlar diyor, 1. Dünya Savaşı ile diyor, tüm imparatorluklar, tüm krallıklar, tüm padişahlıklar, tüm sultanlıklar ortadan kalkacak. Güzel. 2. Dünya Savaşı ile iki kutuplu dünya olacak. O da güzel. 3. Dünya Savaşı ile insanlar dinden çıkacak. O da iyi. Peki. 1. Dünya Savaşı sonunda tüm imparatorluklar, krallıklar ortadan kalktı. Kim kaldı krallık olarak?
İngiltere Krallığı. Bakın, Siyon Krallığı İngiltere Krallığı'dır. Siyonizmin merkezi Londra, İngiltere'dir. Paranın merkezi Londra, İngiltere'dir. Bakın, söylüyorum size. Siyon Krallığı'dır. İngiliz Krallığı, İngiliz halkının da kralı değildir. Siyonların kralıdır. Bunu kimse de fark etmiyor. Devam edeceğim. Birinci Dünya Savaşı'na girerken, imparatorluklar vardı ama Osmanlı İmparatorluğu dünyanın bir tarafıydı. Diğer tarafı da İngiliz İmparatorluğu. Kabul ederim. Öyleydi. Netice itibariyle bakın Osmanlı İmparatorluğu ortadan kaldırıldı. Yani devlet olarak yıkıldı. Artık dayanamıyordu, yıkıldı. Yerine bir Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruldu. Peki, Yahudi Mason Albert Pike bütün krallıklar ve sultanlıkların ortadan kalkacağını söylerken buna İngiliz kraliyet ailesi niye dahil değil? Soruyu sorsun herkes. Bu bir. Çünkü Siyonistler. Siyonlar. Ana kararıyla. İki. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki kutuplu dünyada İngiltere'nin adı oldu mu? Olmadı. Nerede? Amerika'nın arkasından sayıldı. Doğru mu? Evet. Üçüncü Dünya Savaşı'na geldiğimizde İngiltere'de şimdi kendince bazı hareketler yapıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Suriye Savaşı, Afrin Harekatı, Lozan güncellemesi adı altında İngilizler ve Fransızlar arasındaki Sykes-Picot anlaşmasının IŞİD tarafından, IŞİD eliyle elden kaldırılarak Lozan'ın lağv edilmesi ve sebebe geçiş sürecinin anahtarıdır. Bu savaşın adı Armageddon dedikleri savaştır. 100 sene önce İngiliz ordusuyla Osmanlı ordusunun savaştığı topraklarda da o günkü İngiliz gazeteleri, Alman gazeteleri Armageddon savaşı diyordu. Bugün de aynısı söyleniyor. Yani bu nedir? Tanrı'yı çağırmak, kıyameti çağırmak falan filan vesaire. Böyle bir şey yoktur. Mehdilik, söylüyorum. Mehdilik, Mesihlik, Mikaillik diye bir müessese yoktur. Sadece gelmesi beklenen Türk vardır. Bunların tamamı dinlere Orta Asya Türk mitolojisinden alınıp sokulmuştur. Kur'an'da Mehdilik ilgili hiçbir şey yoktur. Bu sürecin en iyi oyuncularından bir tanesi kendisinin yok olacağını bildiği için İngiltere'dir. Ona rağmen yok olacaktır. İsrail'dir. Ona rağmen yok olacaktır. Amerika'dır. İşte Türkiye'deki mevcut müesses nizamdır. Ben de aslında gelecek olanın önünü kesmek ve engellemek için yapılıyor tüm bu yapılar. Anlatabildim mi ne demek? Evet. Evet. Durum budur. Herhalde İngiltere ile ilgili gerçeği açıklamışsınız, anlamışsınızdır. Bu arada İngiltere 4,5 yıllık İstanbul işgalinden giderken hiçbir yere dokunmadan, hiçbir zayiat vermeden, işgal edilmiş bir şehirden bahsediyoruz. Gitti değil mi? Evet. 4,5 yıl İstanbul işgal altındayken niye sizce İngiltere hiçbir şey yapmadı? Siyonizmin başkentini İstanbul olarak belirlemişler. Siyonizmin başkenti İstanbul olarak belirlemişlerdi. Bizdenkiler de oradan hareketle bütün bankaları toplayıp İstanbul'a götürdüler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Karar değişti. Siyonizmin başkenti Kudüs oldu. Bizim elimizde patladı şimdi. Arz edin. Evet. İstanbul vaat edilmiş topraklar içerisindedir. İşte İsa ile Mehdi'nin Kız Kulesi'nde buluşacağı işte Yahudi inancına göre Mikail peygamberdir. Hristiyan inancına göre İsa Mesih'tir. Din inancına göre Mehdi'dir. İslam göre. Bize göre de beklenen Türk'tür. Arz edin. Evet. Evet, hatta bir Mesih diye yıllar önce Türkiye'de de biri çıkmıştı, dışarıdaydı, sonra döndü, kıyafetler. Bir ya sen Mehmetci Erdoğan'ın halasının oğlu. Böyle bir tiyatro. Sen Cumhurbaşkanı'nın halasının oğlu mu? Halası öyle bir akrabalı var. Evet, evet. Twitter'dan Ev Başaran 35 dostum sizin için şöyle yazmış. Atatürk'ün evladı, vatansever Sayın Kahveci'ye selam, sevgi, saygılar olsun. Eserlerini beğeniyle okuyoruz, gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız, daima var olun, sağ olun diyor sizin için. Ayrıca Türk topraklarında yaşayıp Türk'ün ekmeğini yiyen, suyunu içen, Türk'ün ata babası, Atatürk'e hakaret eden hainler asla Türk değildir diye sizin sözlerinizden sonra yorum yazmış. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kısa bir ara. Tekrar merhaba Radyo Tuğcu dostlarımız. Sayın Hüseyin Hakkı Kahveci, sorulara geçelim. Sayın Hakkı Kahveci'nin
rahmetle dua ile andığımız Türkiye'ye unutulmaz hizmetler vermiş Sayın Adnan Kahveci Elektrik Mühendisi Profesör 46, 47 ve 48. hükümetlerde görev almış siyasetçi ve büyük devlet adamının akrabası olması ayrı bir onur gururdur diye yazmış. Ayrıca sevgili Meltem Karakoyun Surinam'dan çok iyi gidiyor program, büyük bir iş yaptın demiş, ben öyle düşünmüyorum. Hakkı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hakkı Kahveci'yi bizlerle buluşturduğun için, dostlarımızın sorduğu Gülay Hanım merhaba. Bazen tek bir soru bütün soruların cevabıdır. Bu yüzden ben tek bir soru sormanızı rica edeceğim. Siyasilerimiz, halkımız, aydınlarımız, tarihçi ve yazarlarımız büyük resme nasıl bakıyorlar? Gelecekte bizleri anlamaya çalışacak olan çocuklarımıza ve torunlarımıza neler yazacağız? Bunu öğrenmemiz açısından bu soru çok önemli diyor. Soru, dün yapılan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson arasında yapılan görüşmenin zamanlaması, içeriği ve şekli hakkında Sayın Kahveci ne düşünüyor? Gülay Hanım, dün bu görüşmede bir skandal oldu. İlkel kabile devletlerinin bir geleneği tekrar edildi. Hanedanlık tescil edildi. Maalesef basın uyudu, muhalefet uyudu. Aydın ve yazarlarımız uyudu. Büyük resmi kimse göremedi. Tillerson, Erdoğan ve Çavuşoğlu ses geçirmez ve dinlenmez bir odaya girerek tercüman dahi olmadan görüşme yaptılar. Bu görüşmenin kaydı tutulmadı. Bu görüşmeye kimse tanık olmadı. Devletin çok gizli arşivlerine bu görüşme için konulacak not yok, tanık yok. Bu durum Osmanlı'da dahi yoktu. Divanı Humayun'da kalamiyeler bulunurdu. Konuşulan her cümleyi yazarlardı. Daha sonra bu belgeler İbn-i Ülem'in denilen ve gizli belgeleri saklayan, muhafaza edilen kişiye teslim edilirdi. Padişah huzuruna kabul edilen yabancı devlet adamları gelmeden Reisül Kütap yani Osmanlı Dışişleri Bakanı ve kalemiye mutlak şekilde hazır bulunurdu. Dün bu devlet hakkında ne kararlar alındı, neyin pazarlığı yapıldı, ne verdik ne aldık kimse bilmiyor. Maalesef devlet bilmiyor diye sormamı istemiş Çanakkale'den Temel Sağroğlu. Arz ederim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Rusya Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesizliği sebebiyle Türk milletine ait olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğini ilgilendiren çok önemli konularda şahsi kararlarla kendi ailesi ve kendi şahsını korumak adına ne isteniyorsa veriyor. Bu da evet. Önemli olan Erdoğan için olduk. Evet. Başka hiçbir şeyin bir önemi yok. Dün de büyük bir olasılıkla Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan şantaj tahmin ediyoruz. Bazı bilgilerin önüne konulması neticesinde Amerika Birleşik Devletleri istediğini aldı. Aynı şantajın bir benzerinin Almanya tarafından yapıldığını düşünüyorum. Çünkü Başbakan Binali Yıldırım Almanya seyahatinde ARD televizyonuna çıkartılarak resen Türk milleti adına tükürdüklerini, evet. Türk milletini temsil ediyorlar ya Türkiye Cumhuriyeti. Evet. O tükürdüklerini, meydanlarda tükürdüklerini orada yalattırdılar. Evet. Yetmedi, yetmedi. Bugün Deniz Yücel'i serbest bıraktılar. Evet. Meydanlarda her tarafta bu terörist diye gizlen Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl bir yargıdır ki bu, bir gecede yargılayıp şu ana kadar mahkemeye çıkmamış terörist dediğiniz birisi serbest bırakılıyor. Ama tabii Almanya ne diyor? Yetmez diyor. Hepsini vereceksin diyor gibi. Yakında Amerikalı papazı var ya tutuklu olan İzmir'de. O da serbest bırakılır. Şimdi şöyle arz ediyorum size. Bu Ticari İlimler Akademisi adı altında paralı olarak açılan üniversiteleri bitirenler 1982'lerde açıldı. Buna Kılıçdaroğlu'nun bitirdiği okul. Buna İşte Gül'ün bitirdiği okul, efendim söyleyeyim, buna Erdoğan'ın bitirdiği okul dahil olmak üzere hepsi Amerika ve İngiliz espiyonaj ajanları tarafından açılmıştır. 1982 haliyle bu okullar devletleştirilmiştir. O oralardan diploma sahibi olanlar bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetiyorlar. Biraz anlatabildim herhalde değil mi? Kara kapı defteri. Evet. Evet. Şimdi anlatmak istediğim şu. Benim anlatmaya çalıştığım şey. Bundan sonrası ne olacak sorusunun cevabı. Bundan sonrası Mustafa Kemal Atatürk'ten uzaklaşan Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef bugüne geldi. Bir şekilde kurum
kurulmuş kodlarına dönmesi gerekiyor. Türk milletinin ya da Türkiye'de yaşayan bütün insanların topluluğunun bunu anlaması gerekiyor. Kapımızda çok şiddetli bir kriz var. Bu krizin neticesinde büyük olasılıkla Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi komple felç olacak. Yani 3-4 sene kendisine gelemez. Her ekonomik kriz ardında büyük savaşları getiriyor. Bugün dünyada bir ekonomik kriz yaşanıyorsa büyük bir savaşın altyapısı hazırlanıyor demektir ve bu büyük savaş illaki olacaktır. Yani bu ekonomik krizde doğru orantılıdır. Birinci Dünya Savaşları ve İkinci Dünya Savaşları'nın temeli ekonomik krizlerdir. Bunu biliyoruz. Evet. Üçüncü Dünya Savaşı dediğimiz zaten 2014 yılında Türkiye tarafından Rusya'nın uçağın düşürülmesiyle işaret dışıydı. Bu bir semboldü. Başladı. Batı'da yaşayan Türkler en büyük umudumuz. Niye en büyük umudumuz? Şimdi ben iki örnek vereceğim. Peygamber Medine'de diyor ki arkadaş diyor, oturup Kur'an öğrenin demiyor kimseye. İlim Çin'de de olsa gidip öğrenin. O zaman ilim Uygur. Uyguristan'da, Türkistan'da. Yani ilim orada olduğu için gidip oraya ilim öğrenin diyor. Bugün ilim nerede? Batı'da. Yapacak bir şey yok. Atatürk Batı'yla 400 yıllık arayı kapatıyor ama maalesef ondan sonra gelenler Batı'yla 200 yıla çıkartıyorlar bu arayı. Düşünebiliyor musunuz? Yani nasıl bir aptalca sistem yöneticiliği var. Batı'da üniversite okumuş olan kızlarımız ve oğullarımız diyelim, gençlerimiz, delikanlılarımız, çok özel bir ricam var. Yani ne anlıyorsanız o anlayın. Genlerinizi bozmayın. Kendinize yabancıdan eş edinmeyin. Kendinize bir Türk'ten eş edinin ki Türk milleti var olsun. Ki ben de yurt dışında okumuş birisi olarak söylüyorum burada. Yabancı bir kız arkadaşım vardı. 5 senede beraberliğimiz olmasına rağmen. Son raddeye geldiğimizde ben Türk milletinin bir ferdi olarak nesli devamlılığımın bir sekteye uğramaması adına tercihimi değiştirmiştim. Ki gerçekten hala hayıflanırım bu konuda. Ama artık geldi geçti uzun yıllar oldu. Yani söylemeye çalıştım, anlatabildim. Anladım. Çünkü ilk almış olan Türkler için söylüyorum, Türk çocukları için söylüyorum, Türk gençler için söylüyorum. Gidip o istihbaratın, gidip şunun ruhuna teslim olmayın. Açın Nutku okuyun. Nutku okuduktan sonra Türk olarak neler yapabileceğinizi ülkeniz olarak düşünün. Çünkü önümüzdeki 3 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaşayacak olduğu büyük faciaları ancak ve ancak ki bunun da bir lütuf olduğunu düşünüyorum. Batı ülkelerinde yaşayan Türkler, aileler ve evlatları için, evlatlarımız için bir lütuf olduğunu düşünüyorum. O da en azından elimizde hazır bir eğitilmiş yapıyı göreve çağırdığımız zaman herhalde vatanlarına, ülkelerine hizmet etmek için koşa koşa geleceklerdir. Durum bu. Çünkü 1915 yılından itibaren İngilizlerin en büyük ideallerinden bir tanesi cahil bir Türk milleti yaratarak cehaletin olduğu bir toplumu yönetmenin kolay olduğunu bildikleri için böyle bir yapısal hareket planlamışlardır. Bu nerede açığa çıkmıştır? 1915 Çanakkale Savaşları sırasında mağlup olan İngilizler, İngiliz Amirali Amiral Bristol askeri mahkemede hesap verirken idama mahkum edilecek. Diyor ki, beni diyor idama mahkum edemezsin. Ben diyor, sizin diyor geleceğinizi kurtardım. Neymiş diyorlar. Bakın İngiltere'nin geleceğini kurtardım. Düşünün. Ben diyor, Türklerin bütün okuma yazma bilen nüfusunu toprak altına gömdüm. 50 sene daha ayağa kalkıp İngiltere'ye laf edemezler. İngiltere'nin karşısına dikilemezler. Düşünün bakın cümleye bakın. Evet. Ve idam edilmiyor tabii. Şöyle bir sayalım 1915-1950 sene koyduğumuz zaman üzerine 1965. Doğru mu? Evet. 1967 Türkiye'de muhafazakar motifli siyasal hareketler ve öğrenci olayların başladığı sene olarak baz alırsak 3 tane periyot belirleri benim için. 67'den 80 iktidarında Türkiye'nin 12 bin vatan evladı sağdan ve soldan okuyan, yazan, politize olmuş, eğitilmiş vatan evladını biz toprak altına gömdük. Yani genetik zekamızı öldürdük. Kimi öldürttüler? Bize öldürttüler. Evet. Kendileri gelip bizde işgal yapmadılar. Bakın genetik zekamızı yok etti. Yok etti. Devamı bunu siyasiler eliyle yaptılar ve muhafazakarlık, sağcılık metodolojisiyle, solculuk metodolojisiyle yaptılar. Atatürk ne solcuydu, ne sağcıydı, ne komünistti, ne muhafazakardı. Atatürk Türktü. Evet. Türk milleti diyordu, Türktü, Cumhuriyet diyordu. Beni alemi, merkezi devlet diyordu. Bugün solculuk içerisinde Atatürkçülük yaptığını söyleyenlerin hepsine yazıklar olsun. Solculuk Atatürkçülük değildi. Evet. Atatürkçülük tek başına yeterli. Solculuğu alıp oraya koymasına kimse gerek yok. Gerek yoktu, evet.
Tek başına yeter. Yani Stanley'in kitaplarını, Mao'nun kitaplarını okuyup adam olacağına Atatürk'ün nutkunu oku, karma ekonomisini oku, İngilizlerin çaldığı güneş teorisini oku, tarih tezini oku, yeter sana zaten. Hay ağzınıza sağlık. Yeter sana zaten. İngilizlerin Türk milletinden çalmış olduğu güneş dil teorisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün güneş dil teorisi, dünyadaki tüm dillerin Türkçe kökenli olduğunun ispatıdır. Teori değil. Ama güneşi batmayan imparatorluk güneş dil teorisi de doğru orantılıdır. İngilizler bunun yerine, Türkçe yerine dünyaya İngilizce hakimiyetini koymaya çalışmışlardır. Bir kısmını başarmışlardır. Bir kısmını başaramamışlardır. Yani biz böyle bir Atatürk'ten bahsediyoruz. Kimsenin kalkıp da onu bunu okumasına gerek yok. Ya alıp okusalar Atatürk'ün yaptıklarını okusalar zaten yeter. Bakın. Sun Tzu 2500 sene önce yazmış olduğu kitabında savaş stratejilerinden bahsediyor. Atatürk bu adamı tanımaz. Bu adamın kitabı 1910 yılında İngiltere'de tercüme etti. 1918 yılında Mustafa Kemal Atatürk bir kitap yazıyor. Hasbihal diye. Sun Tzu'nun savaş stratejilerinin aynı soruda yazıyor. Evet. Yani bakın ben diyorum. Evet. Sun Tzu da bir inisiyatördür. Mustafa Kemal Atatürk de bir inisiyatördür. Ben de bir inisiyatörüm. Söylüyorum. İnisiyatör taşıyıcıyım. Ben bunu da açıkça söylüyorum. Burada çekinecek bir şeyimiz yok. Çünkü bu süreçte bizden başka kimse gelmeyecek. Süreci biz yöneteceğiz. Evet. Kendimiz yöneteceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'e sorduklarında ne yapacağız efendim millet acı sefil perişan? Milletin azmi ve kararlılığı kurtaracaktır. Şimdi milletin azmi nerede geziyor? Oho, gençlere bakıyorsun bir ayrı telden çalıyorlar. Ne yazık ki. Orta yaşın üstündeki kadınlara bakıyorsunuz ayrı telden çalıyorlar. Ne yazık ki. Çok haklısınız. Atatürk'ün Türk kadınına söylediği cümleleri ben burada okusam hepinizin tüyleri ürperir. Ey Türk kadını diyor. Evet. Ben diyor beşikten itibaren Türk dinlisini söyledin mi diyor evladına. Sen diyor söylemediysen suçlusun diyor. Doğru. Biz Jingle Bells öğretiyoruz. Öyle mi? Ben de onun için zaten hep isyan ediyorum. Türk kadınına verilen payelere ne var biraz oturup düşünün. Bir parça kendinize gelin, kendinize katkı yapın. Anne, annelik müessesesinin kutsallığının farkında olmayan Türk kadınımız var maalesef. Ne yazık. Ve bunlara sıkıştırdığınız zaman bu cümlelerle Atatürkçüdür. Ya kardeşim Atatürk size bunun için bu hakları vermedi. Size devletli olun, neslin temeli olun, evet. Türk ırkının temeli olun diye verdi. Bir bakıyorsun birisi Anya'da, öbürü Konya'da, öbürü Ağrı'nda. Ya tabii bu genelleme yapamayız. Çok cüzi bir miktar içimizde. Ama evet. Bu bile hoş değil. Hoş değil. Doğru söylüyorsun. Hoş değil. Hoş da gidiyor mu? İffet müessesesi bunun için mi verildi? Haklısınız. Bunları söylemeye çalışıyoruz. İşte her şey ortada. Bugün uyuşturucu da almış başına gidiyor. Nedeni Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temel ilkeleri İnkılap Tarihi dersinde okutulduğu gibi değil arkadaşlar. Nutuk'ta okutulduğu gibi değil. Bakın iki kitabı düz okursanız hata yaparsınız. Birisi Nutuk, birisi Kur'an-ı Kerim'in meali. Kur'an-ı Kerim'in mealinde yazanlar misal, mesela, örnek, yaşanmış, yaşanabilir, yaşanabilirliği olan, Nutuk'ta olanlar bizatihi içinden geçirmiş. Ama bunların hepsini baktığınız zaman, bugüne uyarladığınız zaman, bugünün tekamülü içerisinde düşünmeye başladığınız zaman karşınıza bambaşka bir tablo çıkacak. Yani şimdi işte ne diyor Kur'an-ı Kerim mealinde? Cahiliye döneminde Araplar kızla çocuklarını gömüyorlardı. Şimdi ne yapıyorlar işte 3 yaşında kız çocuğu gömdüktür adamla. Tecavüz edildi. Ne farkı var? Ne farkı var? Evet. Ne farkı var? Ama bunu nasıl anlatıyor mevcut din adamları? İşte cahiliye dönemi böyleydi. Şimdi cahiliyeden beter dönem değil. Beter dönem. Peki ahvat demeyle bu işler geçilir mi? Geçilmez. Okumayan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Tarihini bilmeyen milletler yok olur. Milleti olmanın, milliyeti olmayanın milleti olmaz. Milleti olmayanın devleti olmaz. Devleti olmayanın hiçbir şey olmaz. Çok olur. Şimdi doğrusu budur. Yani biz mevcut devletlerimizi hep niye kaybediyoruz? İlk 15-20 yıl çok iyi gidiyor. Ondan sonra vicdani muhasebe. Bundan sonra vicdan yok. Vicdan yok. Vicdani muhasebe efendim insan. Ne insanı ya? Sana insanlık yapmayan 2000 senedir insana ben nasıl insan derim? 2000 senedir kurduğumuz devletleri yıkmaktan perişan olduk ya. Biz bu Anadolu'da 1000 senedir ekmeği yapmak için unu kanla yoğuruyoruz. Neden? Neden suyla yoğuramıyoruz da kanla yoğuruyoruz? Nedir bu lanet? Bizden kaynaklanıyor. Eğitimsiz toplum. Bakın oy kullanan 51 milyon kişinin içerisindeki 4,5 milyon kadın hiç okuma yazma bilmiyor. Şimdi bu çocuğuna ne verebilir bu kadın? Hiçbir şey. Hiçbir şey veremez. Peki ki okuma yazma bilenler çocuklarına ne veriyor?
Onlar da çok fazla bir şey veremiyorlar herhalde. Onun burada kaynaklanıyor. Bizim çözmemiz gereken bu. Benim onun için Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın neresinde varsa eğitilmiş, eğitimli tüm vatandaşlarına, başka ülkenin de vatandaşı olabilirler. Bir çağrım var buradan sizin kanalınızda. Herkes yerini muhafaza etsin. Onlara çok ihtiyacımız olacak. Çünkü 1915'ten bu yana en büyük sıkıntımız eğitimli insanların devlete hakim olamaması, eğitilmiş insanların ülkede olmaması. Bakın, toprak çeker lafı boşuna söylenmemiştir. Başta bana niçin Ankara dediniz? Dönüyorum, dolaşıyorum dedim, yine Ankara'ya geliyorum. Dikkat ettiniz mi bunu söyledim? Nereye giderseniz gidin, doğduğunuz toprak sizi çekecek gibi geliyor. Bu bir mıknatıs gibi, etki alanı gibidir. Dolayısıyla kendi ülkenize yatırım yapıyorsunuz, kendi ülkenizde para çevirmeye çok takdir ediyorum. Yurt dışındaki Türk vatandaşları, Türk asıllılar müthiş bir şekilde ülkelerine bağlı olmaya çalışıyorlar. Daha fazlasını istemeyeceğiz. İstediğimiz sadece çocuklarını çok iyi eğitsinler. Çocuklarını Türk gibi eğitsinler. Bakın, Avrupalı olmanıza gerek yok. Çinli gibi olmanıza gerek yok. Arap gibi olmanıza gerek yok. Fars gibi olmanıza gerek yok. Türk gibi olmanıza gerek var. Dünya tarihi Türkler üzerinden kurgulanmış. Eğer Atatürk'ü seviyorsanız Türk olduğunuzun farkına varmanız gerekir. Bu kadar basit. Eğer Atatürkçüyseniz Türk olduğunuzu gururla söylemeniz gerekir. Bu gururunuzun incinilecek olduğu bir şey değil. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri çok basit. Ne mutlu Türk'üm diyene diyor. O gün zaten herkes ne mutlu Türk'üm diyene diyor. O gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde benden başka televizyonlarda ne mutlu Türk'üm diyene diyen yok. Neden yok? Nerede anlaşanlı yazarlar? Neden korkuyorlar? Ben de sokakta tek geziyorum, arkamda halayıklar, önümde korumalar, eskortlar yok. İnsanların içinde gidip oturuyorum, vatandaşlarla sohbet ediyorum. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum, bununla da gurur duyuyorum. Atadan Türk'üm diyorum, Atatürkçüyüm diyorum. Atatürkçülük demek, Anıtkabir'deki Atatürk'ün mozolesine gidip gelmek demek değil. Atatürk'ün nasıl bir devlet nizamı var? Neler yapmış olduğunu bilmek de değil. Yazdıklarına bakın, öğrenin. Önümüzdeki yüzlerce yıla hitap edecek bilgileri bırakmış bize. 57 senelik yaşamı. Çok doğru. Biz kitaplarımızda, mesela bu kitabımızda Atatürk ve Cumhuriyet'e kuşatmayı anlatırken, biz sonuna, şimdi ben biliyorum bazı okurların yorumu ne olacak, Atatürk'ten hiç bahsetmemiş kitap. Arkadaş, biz Atatürk'ün taşıyıcısıyız. Ben Atatürk'ün, Atatürk'ten sonraki taşıyıcıyım. Ben hem isim taşıyıcısıyım, hem de o stratejiyi açıklamakla görevliyim. Ben o stratejik açıklıyorum. Ben orada Atatürk ve Cumhuriyeti kuşatma derken kitabın kapağında, içinde Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuşatılma süreçlerini ve kimlerin bu tezgahın içerisinde olduğunu açıklıyorum. Ben Atatürk'ün yasaklanan kitabında, ben de biliyorum Atatürk'ün bir kitabının yasaklandığını, yani bir kitabı, hasbihal kitabı yasaklandı, bu kitabın Atatürk tarafından yazılmadı. Ama Atatürk tarafından sahiplenilip orduya emredildiğini, 35 bin adet alınması emrinin verildiğini, orduya alındığını bir sene sonra da Bakanlar Kurulu tarafından Mustafa Kemal Atatürk görevdeyken toplatıldığını biliyorum. Bunların belgelerini koyduk kitaba. Ama hala da insanlarımız şunu mesela rabıta Uğur Mumcu'dan sonra. Efendim, Uğur Mumcu'dan sonra vermeseydiniz ne olurdu? İyi de bir rabıtanın bir de öncesi var. Uğur Mumcu'nun rabıtası var, bir de Uğur Mumcu'dan sonra rabıta var. Anlayın diye böyle yazıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Merakımızı sizlere de ulaştırmaya çalışıyoruz. Bilgiyi size aktarmaya çalışıyoruz. Belki dikkatinizi çeker. O dikkatte bir şekilde insanlar okurlar. Bunun için yoksa başka bir amacımız yok. Evet. Hani milyonlar sanatlığı yok. Çok okunan kitapları Türkiye'de. Evet, şu anda Türkiye'de bağımsız, freelance gazeteci olarak, bağımsız televizyon, gazeteci ve medya ünvanında bir kişi olarak hiçbir gazetede köşe yazısı yazmadan, hiçbir televizyonda hazır programı olmadan, aylık bu konularla ilgili hiçbir gelir olmadan, tek başına bu mücadeleyi veren bir şahsiyetim, evet, tek başına. Tabii ki arkamızdaki okurlar ve insanlar okuyor. Çünkü insanlar artık doğruyu okumak istiyor. Evet, doğruyu istiyoruz ve saklanmasını istemiyoruz. Evet. Her şey lazım. Açık açık konuşulsun, anlatılsın istiyoruz. Artık doyduk yalana, her şeye.
Hakkı Bey, aslında siz konuşmalarınızda sorulan sorulara da aslında içinde cevaplar var ama sormak istiyorum. Ertuğrul Filizay'dan aldığım sorular var. Cumhurbaşkanı'nın Vatikan ziyareti sonrası yazdığınız yazıda Armageddon savaşının konuşulduğu bir ziyaret oldu demiştiniz. Nedir Armageddon savaşı ve nasıl bir bağlantı var diyor. Hepsini sorayım mı? 4 tane soru var. Hepsini cevaplayacağım. Nereye gidelim? Karıştırmayalım. Tamam. Peki. Şimdi Armageddon nedir? Armageddon Yahudi Tevratı'nda, Hristiyan İncil'inde yer alan, aynı zamanda sonradan Yahudiler tarafından sızdırma hadislerle İslam'ı da içine sıkıştırmış olan Merhem-i Kübra adı verilen ve Şam'da Amikovası taraflarında yapılması düşünülen ve bütün dünyanın birbirine çakışacağı büyük bir savaştan bahsedilir. Ezoterik mistisizmde. Erdoğan kendisine Avrupa'ya bu sürecin önemli önemli değil mi? Bu süreci yönetecek kişi olarak tanıttı ve bu yüzden iktidara getirildi. Şimdi şöyle bir şey var. Kapınızı Kur'an'la çaldıkları zaman kapıyı açıyorsunuz ama haçla veya işte İncil'le çalarlarsa kapıyı açmazsınız değil mi? Bu kadar basit bir cümle. Evet. Erdoğan Türkiye'ye niye getirildi? Armageddon bir din savaşıdır aslında. Bir din savaşı. Din savaşı olabilir çünkü laik Türkiye devletini yöneten bir kişinin dini söylemleri kullanan bir kişi olması gerekiyordu. Dolayısıyla tüm dünya ayağa kalktı. Erdoğan gibi birisini buldular, getirdiler ve başımıza dediler. Erdoğan'ın söylediğine dikkat edin. Hilal'le Haç'ın kavgası ne oldu Vatikan'da? Hilal'le Haç öpüşmesi oldu değil mi? Doğru evet. Mu? Öyle bir şey var. Yani biz buna ne diyoruz? Dinler arası diyalog diyoruz. Ne diyoruz? Albert Pike'ın hedeflediği dinsiz dünya, tüm dinlerin yok oluşu. Nu söylüyoruz. Şimdi bunları söylerken niçin söylüyoruz biz? Erdoğan oraya çağrıldı. Erdoğan çağrıldı. Neden çağrıldı? Afrin'e Türk ordusunun girişiyle Mavi Ay dediğimiz süper ay tutulması arasında 4 gün falan Yahudi zeminde yani Kabala'da bunların hepsi çok özel ve incelenmiş binlerce yıldır belirli yazıtlar var. Bu yazıtlara baktığımız zaman o semboller yani ay tutulmaları, güneş tutulmaları üzerinden yapılan sembolizmle dünya üzerinde çeşitli değişimler olmuş. Nedir mesela bunlar? Savaşlar olmuş, göçler olmuş, önemli depremler olmuş, yangınlar olmuş ve bunun bir kronolojisi var. Bu kronolojiye göre hareket ediyorlar. Şu anda da bu kronolojiye göre Armageddon Savaşı'nın başladığını söylüyorlar. Bu Armageddon Savaşı başladıysa, din savaşıysa bu, Hristiyan ve Yahudilerle Müslüman arasında olacak bir savaştır. Hristiyan ve Yahudilerle Müslümanlar arasında olacak bir savaştır. Dolayısıyla bu savaşın zemininin oluşturulması gerekiyor. Erdoğan da Vatikan'a, Katolik dünyasına bunun için gitti. Çünkü Erdoğan giderken Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak gittiğini söylemedi. İslam dünyasının lideri olarak gittiğini söyledi. Ben böyle bir şey duydum ve bunu yazdım Twitter'da. Son yazmış olduğum Türk yazımlara bu bilgiyi aktardım. %100 doğrudur. Ve bu tarafa doğru evrilmektedir. Evet, teşekkür ederim. Evet, ikinci olarak da Atatürk kitabı 7. baskıyı yapmıştı. Atatürk kitabı neden yasaklandı, kim yasakladı diye soruyor. Valla onu soran da efendim ya beyefendisi alacak okuyacak. Biraz önce açıkladım. Kitabın içinde zaten var diyorsunuz. Tamam. Evet, sosyal medya hesaplarınızdaki profilinizde 19 rakamını kullanıyorsunuz. Nedir 19 diye sormuş. İnisiyatör taşıyın dedim biraz önce size. Mustafa Kemal Atatürk. 19'dur. 19 nedir? 19'u şöyle izah edelim size. 19 dünya 19 1'den 9'a kadar olan sayılar üzerine kurulmuştur. Dünyanın en büyük bütün temeli yani matematiğin temeli nedir? 1'den 9'a kadar olan sayılardır. Doğru mu? Doğru. Evet. Mustafa Kemal Atatürk 19'dur. Mustafa Kemal Atatürk seyahat tanıtı 19'dur. Doğum tarihi 19'un katlarıdır. Ölüm tarihi 19'dur. 19'un katlarıdır. Bütün hayatındaki evreler 19. Öyle söyleyeyim ben size. 19'la ilgili Kur'an-ı Kerim'de açık bir ayet-i kerime vardı. 1974 yılında Reşat Halife 77 yılında bunu tespit etmiştir. Bunu tespit ettikten sonra da Reşat Halife ani bir şekilde ölmüştür. Yani bu bir ruhani olay dedi. Öyle söyleyelim. 19'la ilgili Meryem Suresi'ne göre ayet-i kerimede bizim elimiz 19'un üzerindedir der. Mesela Besmele 19'dur. İnanmayanlar için söylüyorum. Fark etmiyor. Yeni mislisin de 19 çok önemlidir. Dünya üzerinde de 19'un çok büyük önemi vardır. Yani Kabala veya Tevrat'ta da 19 özelliklerinde elde edilmiştir. Fakat İncil'de böyle bir şeye rastlanmamıştır şu anda. Onu arz edeyim.
Mustafa Kemal Atatürk 1919'da. 19'da Ruhani İstiyatı taşıyıcıdır. Tarih tarafından tutulmuşlardır. 19'da. Hüseyin Hakkı Kahveci'dir 19'da. Bana 3 sene önce 19 olduğum bildirildi. Hani ben bu süreçlerle çok fazla ilgilenmiyorum. Ne meczubuz, ne derviş, ne şiriz, ne peygamber, ne Mehdi'yiz, ne İsa, ne Musa. Biz sadece Hüseyin Hakkı Kahveci'yiz. O kadar söyleyeyim. Evet. Türküz. Ötesiyle çok fazla ilgilenmiyorum. Bu konulara vakıfız. Bunları tüm profillerimizde de kullanıyoruz. Arz edeyim bu kadar. Hakkı Bey, aslında bu 19 kamıyla ilgili rahmetli Yaşar Nuri Öztürk hocamız da açıklamalar yapmıştı Atatürk'le evet. bağlantısını. Evet. Aslında oradan da çağrışım yapması gerekiyor ama merak etmişler. Tabii ben de sormakla mükellefim. Yani bu konuyla ilgili araştırma yapsalar da tabii bunu açıklamak zorundayız zaten. Tabii yani tabii. Böyle bir şey. Şöyle bir kısa bir detay okuyayım. 19 insan ve tüm güç bölümlerinin kodlandığı bir matematiksel sayıdır. 1'den 9'a kadar 19'dur. Mustafa Kemal Atatürk hayatı ve tarihleri 19 kodlamasıyla kodlanmış birisi olur. Kur'an ve birçok dünya üzerinde 19'un üzerinden kodlanmıştır. Kur'an'da yer alan 19 ayeti bizim elimiz 19'un üzerindedir şeklinde. Çok nettir yani bu ayetleri. Evet. Ki bunu saatlerle anlattı. Bir şekilde belirtilmiştir. 19 ayrıca nedir? 19 süreci 1919'dur. İkinci 19 süreci 2019'dur. Aslında ikinci 19 sürecinde rabıtayı kurarken şimdiler yapmaya çalıştık. Maalesef bu konu öyle değildir. Bu konu tamamen bizdeki gibi ikinci 19 süreci yani 2019 sürecidir. Öyle söyleyeyim size. Ben 19 süreci 2019'dur. Başkası yani 19 kodlu insanlara dünya üzerinde çok fazla rastlanmak kodlu insanlar seçilmişlerdir. Ruhani de değil. Ne derseniz deyin. Siz onları hissedemezsiniz. Onlar sizi hisseder. Mesela Atatürk'ün ses tonu, Atatürk kelimesinin ses tonu 19'dur. Atabey kelimesinin ses tonu da 19'dur. Evet. Arz edeyim gibi bazı bilgiler vardır. Mavi Tu kalkmıştır diyorsunuz. Atabey ünvanı kullanıyorsunuz. Mavi Tu nedir? Atabey ünvanı neden kullanıyorsunuz? Siz zaten bunları aslında konuşmalarınızın içinde gene söylüyorum cevapladığınız içinde anlattınız. Ben cevap vermeyeceğim. Niye cevap vermeyeceğim? Buyurun. Bakın. Bilginin insanlara açık olduğu kadar açıklıdır. Orada yazılımları var. Araştırırlar zaten yıllar uçamazlar ki araştırmışlardır. O bilgiye hiçbir kaynaktan ulaşamazlar. O bilgiye sahip olan kimse ulaşamaz. Zaten açıklama gereği duysaydık hepsini yazardık. Onu açıklayamayacağım. Tamam. Kusura bakmasınlar. Tamam. Biraz 19'dan anlatımla anlamalarını düşünüyorum. Tamam. Atatürk ses tonu olarak 19 dedim, Atabey ses tonu olarak 19 dedim. Evet. Ama bu bilgilere unutmaları tüm Google dahil dünyaya böyle bir şey verilmedi, yetki verilmedi. Evet. Facebook'tan da bizim sizinle olan programımızı duyuru resmimizin altına da Radyo Tuğcu'dan Tunahan Zengin şöyle demiş. Önce onu yazdığı şekliyle okuyorum Hakkı Bey. Bu adamı dinlerken nedense keyif alıyorum. Bilgi ve cesaret yan yana olunca muhteşem oluyor, saygılar demiş önce. Arkasından şunu sormuş. Bir sorun var. Lozan Anlaşması'nda süre yazılmış mıdır? Bu gibi anlaşmaların süresi var mıdır? Ya da başka bir anlaşma ile Lozan kısıtlanabilir mi diye soruyor. Lozan sadece savaşla kısıtlanabilir. Savaşla bir savaş olursa Lozan'ı ortadan kaldırıp bir anlaşma dayatabilirler. Ben geçenlerde Versailles düzeni diye bir düzenden bahsettim. Avrupa, Rusya ve tabii bizim absürt yöneticilerimiz dahil olmak üzere Birinci Dünya Savaşı sonunda oluşturulan Versailles düzenine dönmeye çalışıyorlar. Yani bu dönüşme aslında Versailles düzeni sevmiştir. Dolayısıyla bu sürecin olabilirliği için bir savaş gerekiyor. Mesela Fesli Kadir dediğimiz Kadir Mısırlıoğlu ne diyordu? İngiliz işgali devam etsin o. Hadi yaşasaydın. Evet. Yani aynı sürecin yaşanmasını istiyorlar. Yani işgal edilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti topraklarını istiyorlar ki Osmanlı yaşasın. Bugün kalan İstanbul. Tüm Türkiye'nin varlıklarının İstanbul'a yatırılması. Bu sürecin eseridir. Ben size söyleyeyim. Bu sürecin en büyük oyuncusu da perde gerisinde İngiltere'dir. Evet. Lozan Anlaşması'nda herhangi hiçbir tarih yoktur. Anlaşmalarda tarih olmaz. Anlaşma anlaşmadır. Bir anlaşmanın ortadan kalkması için kan dökülmesi gerekir. Ciddi bir savaş olması gerekir. Budur. Erdoğan da işte bakın Yunan Cumhurbaşkanı bile ne diyor? Ben devlet adamım ve uluslararası bir hukukçuyum.
Böyle bir şey yok diyor hukukta diyor. Erdoğan ne diyor? Olsun diyor, hukuk olması gerekli. Siyasetten hallederiz bu işi diyor. Siyasetten hallederiz demek, siyaset yalan söylemek demek olduğunu herhalde anlamışsınızdır. Evet. Yalan söylemek, bir şey hallederiz demek. Hallederiz diyor. Herhalde Turan Bey'e de buradan selam. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Meltem Karakoy'un Surinam'dan Türkeş ve Erbakan Siyasal İslam Sentezi'nin öncüleri ve bugünlerin tetikçileri. Anlamadığım bu isimler neden hala bu ülkeye hizmet etmiş ve büyük bir idealin adamları olarak hala tanıtılıyor? Gerçekleri siz söyleyebiliyorsanız başkaları hala bu isimleri neden parlatıyor diye sormuş. Onlar para kazanıyorlar o isimlerden. Biz hiçbir şeyden para kazanmıyoruz. Biz köpeklik yapmıyoruz. Biz Türkçülük yapıyoruz, Atatürkçülük yapıyoruz. Evet. Yeterli mi? Yeterli. Şimdi Talha Kumcu dostumuz da şöyle sormuş. Sevgili Gülay, konuğunuz Sayın Kahveci'ye iki soru olacak diyor. Değerli konuğunuz Sayın Kahveci'yi hem medyadan hem sosyal medyadan ilgiyle takip ediyoruz. Atatürkçü ve vatansever bildiğimiz Kahveci'ye iki sorum olacak diyor. Bir, Çavuşoğlu Tillerson görüşmesinden Türkiye ve ABD'nin ortak hava savunma mekanizması kuracağı açıklaması çıktı. Bu durumda Türkiye, Rusya işbirliği ve S-400'ün durumu ne olur? Ayrıca Türkiye ve ABD Afrin ve Membiç'te ortak hareket etme kararı almış. Membiç konusunda daha önce Türkiye'ye kazık atan ABD'nin işbirliği sözüne güvenilir mi? Çavuşoğlu ABD ile ortak hareket sözü üzerine YPG'nin öncelikle Membiç'ten çekilmesi gerektiğini söylüyor. Bu ABD'nin Türkiye'nin tezine yaklaştığı anlamı taşır mı? Yoksa Türkiye yani RTE ABD'ye mi yanaşıyor? Yoksa ABD oyalama taktiği mi gidiyor diye birinci soru bu. Evet, AKP ABD'nin bir projesidir. Erdoğan da bu projenin ortağı. Yahut da Atatürk Cumhuriyeti kuşatmada bunları okuyacaksınız. Hı hı. Yarın kitap var da kitap ilk defa. İnşallah önümüzdeki hafta tüm Türkiye'ye dağıtımı tamamlayacak bir şekilde. Tabi bu arada yine Atatürk yasaklanan kitabı rahatlıkla vurgunduğundan sonra ve bundan sonra çıkacak olanlar hepsi birer konusunda bakın. Yani bunlar birbirini tamamlayan soruları cevaplandıracak. Hepsinin bir arada olduğu. Amerika Birleşik Devletleri Erdoğan'ın bu hareketleriyle ilgili olarak Erdoğan'a bir zafer kazandırmaya uğraşıyor. O kadar ki başkanlık seçimlerini kazansın diye. Buna İngiltere'de dahil. Rusya meselesine yönelik. Biz Erdoğan'ın Atatürkçü olacağını, sonra Türkçü olacağını, sonra da Amerikancı olacağını bundan 6 ay önce sosyal medyada yazdık. Ama aslında Erdoğan Türkiye içerisinde bağlarından yapacak olduğu rejim değişimi yapmak için yoluna devam etmek için bu süreçte Amerikancı olabilir. Amerika bunu yemez. Size söyleyeyim. Amerika'da zaman kolluyor, fırsat kolluyor. Rusya'da yemez. Bu işin sonu ne olur sorunun cevabı işte. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi bir işgal planı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir stratejik planlamaları var. Bugün Suriye içerisindeki hareketlenmede YPG'ye verilmiş olan 5000 tır silahın gelecek olan Amerika askerleri için bekçilik görevi adına verildiğini düşünüyorum. Bakın. Kuzeyde sıkışacak olan Rusya'nın da yani güneyle bağlantısı sıkışacak olduğu için onu da Karadeniz üzerinden önümüzdeki yıllarda bir delilik yapabileceğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna karşı koyabilir. Bu Erdoğan'ın veya Çırlar'ın veya İngiliz İslam'ın en büyük projelerinden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin NATO'dan ve Avrupa Birliği çıkmasından kurtulmasıdır. Ki cehalet alsın başını gitsin. Tamam mı? Ve o çıpadan kurtulduğunuz zaman önünüze gelen etrafınızı kuşadı. Sizden parça almak lazım. NATO'da kötü zaman, dağıldığı zaman bir NATO işgaline karşı direnmeye çalışırsınız ama direnemezsiniz. Şöyle bir örnek vereceğim. Arkadaşlar Saddam Hüseyin ve Gaddafi'nin konuşmalarına dikkat ederseniz yıllar öncesinde aynı Erdoğan'ın konuşmalarının birebir aynısını yapıyor. En sonunda bu ülkelerini bahsettiler. İşte Erdoğan'ın konuşma tarzı Saddam Hüseyin ve Gaddafi'yle birebir. Yani bir şeye dünyadaki emperyalistlere yer yer yapıyor. Konuşma tarzı. Ben Mimlik'te veya Afrin'de bir anlığını zannetmiyorum. Bugün Rusya ve Suriye ordusunun Afrin'i teslim almak için harekete geçtiği haberi geldi. Bu şu demektir. Türk Cumhuriyeti ordusunun
35 tane verdiymiştim. Milyarlarca dolar çöpe atmıştım. Şimdi seve seve öğret topraklarından çıkıp girelim. Şey pardon. Öğret topraklarından çıkıp girelim. Yani benim söylediğim yine yanlış politika. Yine yanlış zeka. Yine yanlışlar. Ya bu işin çok etkisi var. Ben söyleyeyim size. Çok da kısa anlatayım. Bundan bitecek herhalde. Buradan örmüş olduğumuz duvarın gerisine kurarsınız füzelerinizi ve tank topçu birliklerinizi. Başlarsınız altını dövmeye, geri geçmeye. Tamam mı? Bir müddet sonra oradaki siviller diyecektir ki efendim sivil katliamı ve tamam sivilsen çık şehirden. Kalsın teröristler, terörist olur. Öyle mi? Ya da komple çıktı. Bu arada Suriye devletiyle de oturup konuşursun. Arkadaş biz bir hata yaptık. Seni destekliyoruz, sen ilerle dersin. Böylece bu işe elin, sütün, yoğurdun bulaşmadan dert olmadan girebilirsin. Ama yok, şov yapılacak. Vay sefere gittik. Cihat bizim işimiz. Fetih yapıyoruz. Ne mübarek ne fetih ya. Ölen insanın harcanan paranın olmayan paranın hesabı yok. Böyle söyleyeyim. Herhalde konumuzun cevabını verdim. Evet. Bu arada kapanmadan önce şey söyleyeyim. Yarın sabah saat 10'da akşam saat 7'ye kadar pazar günü sabah saat 10'dan akşam saat 7'ye kadar Ankara Ticaret Odası Kongre Kongresi'nin arabaları A112 Doğu Kitabı'nın standında kitaplarımı imzalayacağım. Yarın akşam 17.40'da konferansımız var. Bir saat yine orada konferansımızda bekleriz. Pazartesi sabahı Can Atatürk ile Halk TV'de canlı yayında olacağız. Saat 11'de. Tüm dostları bekleriz. Yoğun bir telefonumuz var. Bugün de sizinleydik. Hakkı Bey, sanki veda ediyormuşsunuz gibi konuştunuz. Daha devam ediyoruz. Saat 8'e geldi ama sabır değil mi? Hayır şöyle, sizin için mahsur yoksa bir iki soru daha sormak istiyorum. Buyurun, buyurun. Çünkü aslında hakikaten o kadar elimde çok soru var ki hepsini soramayacağım anlaşılır. Başka bir program artık. Tabii tabii öyle yaparız ama bir iki tane daha sormak istiyorum. Alman casus olduğu iddiasıyla ve FETÖ ve PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu olan Die Welt gazetesi Türkiye temsilcisi, Türk kökenli Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel'den bahsediyor. Serbest bırakıldı diyor. Kısaltayım soruyu. Türkiye, Almanya ne gibi bir anlaşma yapmış olabilir? Türkiye mi ödün verdi, Almanya mı ödün verdi? Deniz Yücel'in serbest bırakılması, Merkel'in başarısı mı yoksa Türkiye, Almanya ile arayı mı düzeltiyor diyor. Şimdi Afrin'de yaşanan hadisi sebebiyle Rusya'nın şimşeklerini üzerine çeken Türkiye maalesef Rus turisti alamayacak. Bunu çok iyi bildikleri için Antalya Belediyesi iç pazar hareketli bir operasyon başlattı. Geçen hafta televizyonlarda görmüştünüzdür. İç pazardan da insanların tatile gidecek durumu yok. Şimdi konumuza geliyoruz, detaylarımıza geliyoruz. Dolayısıyla Rus pazarını kaybedecek olduğumuz yerde Alman pazarından da yol gelmiyor. Binali Yıldırım'ı da Almanya'da televizyona çıkarttık. Gereken bütün bir şekilde Erdoğan'ın bütün hakaretlerini Binali yaladı. Yani yalattırdılar. Sonra da işte Deniz'i istediler. Sadece Deniz'i istemekle kalmadan tekrar kapıların açılması için, kredilerin açılması için, sanayinin kredi kartları vermiyor. Deutsche Bank Türkiye'ye ucuz kredi veriyordu. Şimdi vermiyor. Kapattı bunu. Bizimkiler şey ya ses bombası. Kasım Paşası'nın ses bombası. Ayrıca ses bombası. Netice itibariyle şimdi Almanya'ya gitmiyor. El ayak giriyorlar. Almanya'dan turist olmasını istiyorlar. Çünkü Rusya'dan vermiş olduğumuz açığı Almanya'yla kapatmaya çalışacağız. Almanya'dan da last minute dediğimiz bir turist gelme ihtimali var. Onun haricinde erken rezervasyon ve katalog satışları bitti zaten şu anda. Yani Şubat'a itibariyle teslim ediliyor. Katalog satışları ve erken rezervasyonlar. Ödün dediğimiz bunlar. Para, ihracat, tatile turist. Ne istiyorsan veririz abi ya da abla. Deniz Yücel'i bıraktılar. Almanya tüm içerideki gazetecilerin çıkartılmasını istemiş. Artık onu da verirler. Yakında Amerika'ya da papazı verirler. Bu sefer Rusya'dan da papazı bulurlar. Ben de öyle papazı. Güzel bağladınız. Bir merak edilen konu var. Yeterli sayfanızdan takip edilmemiş herhalde. Şunu soruyorlar. Ya havaalanında tutuklanma hikayeniz var. Anlatır mısınız? Havaalanında tutuklanma değil, gözaltına alınma hikayesi. Belki, şöyle evet, anlatayım. Evet. İstanbul Havalimanı'nda tabii bizi sosyal medyadan ve yazdıklarımızdan, televizyondan takip ediyorlar adamlar. Tabii. Antifanlarımızdan diyelim. Hani fanlarımızdan değil, antifanlarımızdan. birisine rastladık. Uçağa binmek için kapıya ilerledi. Biz de 2 dakika geciktiğimiz mi? Araçta bizi uçağa getiremeyecekleri söylendi. Bu meğerse bizi de takip ediyormuş sosyal medyada. Sonradan tespit ettik bunu. Bunun yani
yani hani böyle aramızda bir tartışma yaşandı ama bir içime kapışma yok. Güvenlikli bölgedeyiz. Bu anda arkamda polis belirli. Polislerin böyle hareketleri falan terörist yakalamışlar gibi. Biz de onlarla münakaşa edince. Bu sefer bizi gözaltına aldılar. Uçağı hep tek kaçırdık zaten. Bu sefer tamam mı? Gitme şansımız olmadı. Gözaltına aldılar. Senden daha ağacıyım falan filan diye. Tipik bir AKP'li troll olduğu belli. AKP ilçe teşkilatlarından TGS adı verilen o yolların ground servisine işe alınmış işte. Bana sorarsanız çaycı bile olamayacak birisi. Beraber bizi orada gözaltına aldılar. Tabii biz bu sırada onlar cep telefonumuzu almadıkları için sosyal medyayı bilgilendirince bir de tabii Ankara'daki de gazeteci arkadaşlar da devreye girince o şikayetçi oldu, biz şikayetçi olduk. Ben de polislerden şikayetçi oldum. Savcılık bu konuyla ilgili koşturmaya gerek olmadığına karar vermiş. Biz itiraz etmedik. Zaten yeterince davayla mahkemeyle uğraşıyoruz. Bu bizim sosyal medyada yazdıklarımızdan burayı bize tepkisini koymuş. Yardımcı olmamış bir arkadaşmış. O yüzden de biz bir münakaşa esnasında havaları polis tarafından alındık. Oradaki polis memuru 25 yaşında çocuk ne bağırıyorsun lan dedi bana. Ben de kendisine sen ne bağırıyorsun lan dedim. Ya. Sen nasıl dersin lan bana. Tamam mı yani? Bunlar çoluk çocuk ondan sonra hep gruplarını bacaklarının arasına alıp bir tarafa çekildiler tabii biz de üstüne gidince işin. Mevzu bundan ibaretti. Ama şöyle bir şeydi. Eğer biz direnç göstermeseydik herhalde bırakmayacaklardı. Tabii ki. Yani hedef oydu. Ama biz direnç gösterince o hedeflerine ulaşamadılar. Öyle söyleyeyim. Yani şimdi tabii sessiz kalmamak lazım. Öyle bir onlar öyle yapıyorsa siz de kükreyeceksiniz. Biz de geçen gün canlı yayında ben biraz sinirlendim. Haberler geldi ki önümüze. Gayri ihtiyari tamam kadınız ama bazı ülkemle ilgili ve atamızla ilgili bazı şeyler olduğu zaman aslan kesiliyorum tabii ki. Evet. Ve canlı yayında 30-40 dakika kadar birden canlı yayın durdu. Oda DJ'ye bağlandık. Ekip uğraştı, bir mücadele verdik falan. Bize de gözdağı veriyorlar. Dinliyorlar çünkü bunu biliyoruz da sessiz kalmamak lazım. Yani bir şey söyleyeceğim. Bana 15 Ocak'a kadar gözdağı verebilirlerdi de yine korkuyordum. 15 Ocak'tan sonra bana gözdağı falan veremezler. Size de gözdağı falan veremezler. Evet. Artık Türk milleti sahipsiz değil. Değil, değil. Atam TV'niz var ya. Dostum onunla ilgili bir soru sormuş. Atam TV ve Parlamento haber sitesiyle ilgili çalışmalarınız var diye biliyorum. Nasıl gidiyor? Evet. Bahseder misiniz diye araya böyle bahsetmiş. Abone olacak. Paylaşacak. Evet, abone olun arkadaşlar. Nasıl tavsiye edecek? Atam TV yayını profesyonel yayın kuşağı olarak başlayacak önümüzdeki günlerde. Parlamento haber yayını zaten profesyonel olarak devam ediyor. Çok fazla ilgilenemiyoruz ama Türkiye'nin en etkili haber sitelerinden bir tanesi. Ama bundan sonra iyi bir kadro hareketiyle daha çok ilgileneceğiz. Herhalde vakti de bitti. Evet. Bir de bir son soru diyeyim. Aslında çok güzel sorular var ama onları saklayacağım bir dahaki canlı yayına. Kısmet olursa o soruları size soracağım. Mart ve Nisan ayından itibaren hem Suriye, Afrin özelinde hem de ülkemizde siyasi terör ve ekonomik gelişmeler bekliyor musunuz demiş. Evet, bekliyorum. Cevabım evet. Onun hakkında hepsi bende de var ama bugün söylemek doğru olmaz. Tamam. İnsanların korkuya sevk etmeye gerek yok. Çok ciddi olaylar ve hadiseler, suikastler, öyle söyleyeyim, ekonomik kriz, savaş, ani savaş hareketleri, hepsini yaşayacağız. Evet. Hakkı Bey, çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten bitmesini istemediğim öyle bir program oldu. Emeğinize, yüreğinize ve nefesinize sağlık. Ama şuradan sizin için yazılmış sözler var. Murat Selam bir köşe yazınızda sessiz yazılımında ve 28 Şubat tezgahında askerler var diyorsunuz. 28 Şubat'ın etkisi söylendiği gibi 1000 yıl değil 10 yıl bile sürmedi. Hatta 28 Şubat süreci Erdoğan'ı başkan yaptı. Kim bu askerler diye size sormuş. İşte Çevik bir, o da Erdoğan'ın aldığı ödül meclisini almış birisidir. Tamam. Beril Şeker, Türkiye'de Hakkı Kahveci gibi gerçek Atatürkçüleri pek kolay yaşatmazlar. Hakkı Bey kendisine çok dikkat etsin. Onun gibi aydınlara çok ihtiyacımız, sevgiler diye yazmış hem bize hem size. Ayrıca Başaran 35 dostumuz, soy ağacı çılgınlığıymış, şaşıyorum.
Türk olmaktan gurur duyuyorum diye yazmış. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bakın Twitter'dan, Facebook'tan, sizin paylaştıklarınızın altından, benim mesaj bölümümden daha maillere bakmadım. İki gündür de bana soru yağmuru yağdı diyeyim. Böylesine ilgiyle dinlendi program. Ben çok mutlu oldum sizinle bir arada bir programda olmaktan. Emeğinize, yüreğinize, sesinize sağlık. Kitaplarla ilgili de çok güzel şeyler yazmışlar dostlar bana. Onları ben dinleyicilerime sizden sonra aktarmaya çalışacağım. Diğer soruları da saklayacağım. Bir başka canlı yayında tekrar sizinle birlikte program yapmayı çok arzu ederim. Son sözlerinizi alayım Hakkı Bey. Ben Yüce Türk Milleti'nin çok değerli evlatları ve Atatürkçülerinin hepsine buradan selam olsun diyorum. Herkese iyi geceler ve huzurlu günler diyorum. Armut piş ağzıma dün yaşamak yok. Atatürkçü Atatürkçü gidecek. Atatürkçü Atatürkçüden alışveriş yapacak. Atatürkçü Atatürkçüyle oturup kalkacak. Bu kadar. Bakkalın da ağzını tablet yoksa alma kardeşim onu. Atatürk'ün olmadığı marketten gidip bir şey alma. Bunları biz besliyoruz. Biz beslediğimiz için bizim ekonomimiz tükeniyor. Çok doğru. Doğru. Ekonomik yönden müstehim müddetçe sahip çıkılacak adama sahip çıkılacak. Bu arada Yahuda Atatürk Mecmuriyet'in kuşatma kitabını en nezih bir şekilde okumalarını da ben bizzat tavsiye ediyorum. Tabii diğer kitaplarla beraber. Size çok teşekkür ediyorum. Tüm mesaj yazanlara ve dinleyicilere sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti olarak Atatürk'te kalsınlar diyorum. Bu topraklarda Atatürkler ölmez, Mustafa Kemal'ler ölmez. Zaten eninde sonunda bizim olacaktır. Bunu yazan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır demiştir. Ama armut piş ağzıma düştü. Tabii bunu da söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum bu güzel program için. Bir başka canlı yayında görüşmek dileğiyle diyorum. İyi akşamlar diliyorum size Hakkı Bey. Hoşçakalın. Sağ olun abi. Saygı ve sevgiler milletine, Atatürkçülere iyi akşamlar. Sağ olun.